Herkese merhabalar arkadaşlar matematik birinci dönem full tekrarla sizlerle birlikteyiz hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar konularımız nelerdi birinci ünite mantıktı ikinci ünite kümelerdi üçüncü ünite uzun bir üniteydi denklem eşitliklerdi ve içinde bu konuların hepsi vardı. Hepsi neydi arkadaşlar? Bizim kitabımızla uyumlu bir şekilde bunları bitirmiştik. Ve kitabımızda bakarsanız arkadaşlar ne yapmıştık? 0'dan 9'a kitabımızda. Hemen sizle birlikte mantığı yapmıştık, kümeleri yapmıştık ve denklem eşitsizlikleri de yapmıştık. Nereye kadar gelmiştik? Onun orantıya kadar yani sayı problemleri problemlere girmeden dönemimiz bitmişti. Tamamen EBA ile uyumlu bir şekilde YouTube'da videolarımızı yayınlamıştık. Kitabımızla da yeni nesil sorulara ve MEP müfredatında %100 uyumlu kitaplarımıza da kesinlikle ve kesinlikle destek bir şekilde hepsini de yapmıştık arkadaşlar. Yine bakın burada da mantık kümeler ve denklem eşitsizlikleri yine bunları da yapmıştık yapıyoruzdur ve bu ara dönemde de lütfen kitaplarınızı bitirin. Çünkü ara dönem çok önemli. Konularınızı bitirin. Hepsini de şimdi de bir tekrar edip bakalım. Mantıkla başlayacağız arkadaşlar. Birinci ünitemiz mantıklı ve mantıkta ne vardı? Önermeler vardı. Önermeler neydi arkadaşım? Önermeler doğru ya da yanlışlığı kesinlikle belli olan şeylerdi. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Kesinlikle doğru. Bu bir önermeydi ve doğru bir önermeydi. Doğruysa 1 veriyorduk, yanlışsa 0 veriyorduk arkadaşım. Bunu unutmuyorsun. Bir de doğruluk tablosu vardı. O da neydi? 1 1 1 0 0 1 0 0'dı Bu da doğruluk tablosuydu. Arkadaşlar 1 1 falan bunlar hep doğruluk tablosuydu ve de bizim bağlaçlarımız vardı. Bağlaçlarımız nerede? V bağlacı, veya bağlacı, ya da bağlacı, ise bağlacı. Bu koşullu önermeydi. Bunlar bağlaçlarımızdı, bunlar önermeydi. Bir de ancak ve ancak vardı. O da çift yönlü koşullu önermeydi. Unutmayalım ise koşullu önerme çift yönlü koşullu önerme ise neydi? O da ancak ve ancaktı. Ve bağlacı veya bağlacı ya da bağlacı günlük Türkçe'de kullandığımız anlamlardaydı. Neydi? Sen baban evden çıkarken baba bana elma ve armut al dersen baba elma ve armutu eve getirirse sen mutlu olurdun bir olurdun. Peki birini getirirse sen hayır. Sen ne demiştin? Elma ve armut demiştin ama baban birini getirirse V'ye uymadı bak. V ne demek? İkisi de aynı anda olacak demek. Peki biri gelip biri gelmemesi olur mu? hiç gelmezse tabii ki de 0 0 0 yazamadığım için bir tane sıfır koymuş oldum. Hemen veya bağlacına gelelim. Veya ne demekti arkadaşım? Veya da ne demekti? İkisi de olsa olur. Ya o ya o ikisinden biri de olur. Ama hiçbiri olmamazlık olmaması lazımdı. Baban evden çıkarken ne dedin? Baba 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 bana lütfen elma veya armut al dersen ikisini birden getirirse of çifte mutluluk. Peki birini getirirse yine mutluluk. Çünkü veya demiştin. Ve ne olacak arkadaşım? Birini gelirse yine mutluluktu. Ve de ikisi de gelmezse sıkıntıydı. Burada dikkat etmem gereken şey V'de bir bir haricinde her şey sıfırdı veya da 0 0 hariç herkes birdi unutma 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 çünkü V'de cevabı 1 veriyorlar sen bunların ikisinin 1 olduğunu unutmayacaksın veya da cevabı 0 veriyorlar sen cevabın 0'a 0'dan geldiğini unutmayacaksın ve arkadaşım unutma V veya bağlaştırında birleşme özelliği var mıydı vardı neydi o birleşme özelliği arkadaşım P ve P veya Q veya R varsa arkadaşım hemen bu neydi üçlü birleşmeydi hemen bunlar parantezim yer değiştirebilirdi. Hemen değiştirecekti bunlar. Peki birleşme özelliğinde nasıldı arkadaşım? Unutma tek bir işaret vardı. Tek bir bağlaç kullanırdı. V, V olması lazımdı. Ve şurayı bir kere daha göstereyim arkadaşım sana. Unutma burada ne olacaktı? Parantez kayabilirdi yan tarafa ve kaymış oldu. Geçtim arkadaşım burayı. Dağılma neydi dağılma? Dağılma iki işlem arasında oluyordu. P veya Q varsa hemen soldan ya da sağdan fark etmez. Ne yapıyorduk? Kopyalayıp yapıştırıyorduk. Kime? P ve R. Aradaki işaretim ne? V yaydı. Hemen kime patlatıyorum şimdi? Q ve R yapıp bunu da bitirmiş oluyordum. Unutma arkadaşım dağılma. Kopyala yapıştırdı. Aradakini de araya yapıştırdı. Unutma unutma unutma. Bunlar çok önemliydi. Tek kuvvet neydi arkadaşım? Tek kuvvette P ve P denktir P'ye. P veya P tek kuvvet denktir p'ye. O zaman ne olacak? P veya p gördün. P ve p gördün. Cevapları yine p olacak bu tek kuvvette. De Morgan neydi arkadaşım? De Morgan p veya q'nun değilini alırsan alayının değiline gidiyordun arkadaşım. Alayının. O zaman ne olacak? P'nin değili, alayı, veya'nın değili, v. V değili v ve ve'nin değili veyaydı ve q'nun da değili olacaktı. Unutma. Sana adam bunu vermezdi. Her sen her zaman bıçağı tersen saplardı. burada tersen unutmayacaksın. Ya da neydi? Ya da bak adı üzerinde ya da ya o ya da o. İkisi aynı anda olursa olmaz. Hiç olmazsa da olmaz. Ya o ya o. O zaman ne olacaktı? 1 0 0 1 0 1'di. 0 1 1'di. O zaman bunu unutmayacaksın. P ya da P'nin değili P'nin pardon özür dilerim. Şöyle söyleyecektik. Şurada yok arkadaşlar bu. Şöyle bir çizgi koyuyorduk. P ya da P'nin değili ne olacak arkadaşım? P ya da P'nin değili kesinlikle 1'e denk olacak. Unutma. Çünkü biri 1 bir, biri 0 ama hangisi 1 hangisi 0 bilmiyorum. Umurumda da değil. Hemen iseye geçtim. İsede ne vardı arkadaşım? 100 kuralı vardı. 100. 100 kuralı 1 0 0'dı. Alayı 1'di. İşte bu kadar. Bak 100 kuralını yapıştırıyorsun. Cevabın çıktı. O zaman burada nasıl tek bir tane 1 varsa, burada nasıl tek bir tane 0 varsa Burada da tek bir tane sıfır var arkadaşım. Unutma. 100 kuralı 1 1 bir, 1'dir. Burada da 0 0 0'dır. Gerisi hepsi diğerleri aynıdır dedik. Burada ne vardı arkadaşım? Karşıt vardı. Sen P ve Q pardon özür dilerim. P ise Q verildiyse sana unutma. Karşıt. Karşıt ne demekti? Karşıya at demekti. O zaman Q ise P olacaktı. Tersi ne demekti? Bak tersi çok basit. İkisini de tersini aldı. Kimin? Bakın P ise Q'nunkini alıyorum. O zaman P'nin değili ise Q'nun değili olacak. Karşıt ters neydi? Karşıya at tersini aldı. O zaman hemen karşıya atıyorum ve tersini alıyordum. Bunu da söylemiş olduğum. Bakın ne oldu? Hepsi buna göre. P ise Q'nun karşıtı bu. P ise Q'nun tersi bu. P ise Q'nun karşıt tersi. Ne yaptım? Hem karşıya attım. Q'nun değili ise P'nin değili oldu. Bakın burası P'nin değili yanlışlık olmasın. Bir de arkadaşım unutmaman gereken çok önemli bir şey vardı. İse'nin V yazılışı neydi? Birincinin veyası, birincinin değili, birincinin değili veya ne koyacaktın? İkinciyi aynen alacaktın. Bunu sakın unutma. Bazen de şöyle bir şey verirler ise'nin gösterişin. Q'nun değili ise P'nin yine yanlış yazdım burayı. P'nin değili olacaktı. Q'nun değili ise P'nin değili olacak. Yani bir önerme karşıt tersiyle denktir arkadaşım. Bir iseli önerme nedir? Karşıt tersiyle aynıdır dedik. O zaman P ise Q. Q'nun değili ise P'nin değili. veya da V'li kısım çok önemli. Çünkü bir isenin değilini almak için burayı yapıyorsun dedim. Unutma. Sen isenin değilini alamazsın. Hemen veya'ya çevirmen lazımdı. Ancak ve ancak geldim arkadaşım. Ancak ve ancak da neydi? Her zaman iyilerle iyiler, kötülerle kötüler ancak ve ancak arkadaş olurdu. O zaman iyiler ve iyiler, kötüler ve kötüler arkadaş olsunlar. Onlar birbirlerini doğru yolda bulmuş olsunlar. Ama iyilerle kötüler, kötülerle iyiler arkadaş olamazlar. Unutma arkadaşım. Burada da bunu unutmayacaksın. Yine burada da bakın sana P ancak ve ancak P derse bunun cevabı birdir. P ancak ve ancak P'nin değili derse bunun cevabı da sıfırdır. Unutma, unutma, unutma. Totoloji neydi arkadaşım? Totoloji cevabı 1 çıkan şeyler. Totoloji çelişki neydi? Cevabı kesinlikle 0 çıkıyorsa bu da totolojiydi. Bak 1 ise 0. Neydi? 100 kuralı 0. P ya da P. Hayır birisi 0 birisi olması lazımdı. O zaman 0. P'nin değili veya P. Bak arkadaşım P'nin değili veya P. O zaman ne olacaktı? Sadece 1 ve 1 olurdu. Bu 1 ve 0 oldukları için bu da 0'du. Geldim buraya. Bunların alayı neydi? Bunların alayı çelişkiydi. Çünkü cevapları sıfır. Geldim buraya. Totoloji neydi arkadaşım? Totoloji de cevaplar birdi. Bir kere bir tane içinde bir varsa neydi? Ha bu arada onu da söyleyeyim. V'nin içinde bir tane sıfır varsa cevap sıfır. V yağının içinde bir tane bir varsa cevap birdi. Bunun içinde bir tane bir var mı? Var. O zaman V yağının cevabı birdir. Peki ya da da biri sıfır biri bir tam istediğim gibi o zaman ne olacaktı? Bunun cevabı bir olacaktı. Unutma. Hatta şunu bir daha silelim. Bunun cevabı bir olacaktı. Ancak ve ancak da neydi? İyiler iyilerle, kötüler kötülerleydi. Gördüğün gibi bunların hepsi de totolojiymiş. Geldim açık önermeye. Açık önerme neydi? Cevapları bakın 1 ve sıfırları biz nasıl yazıyorduk? Verdiğin değerlere göre yazıyorduk. Ve burada niceleyiciler vardı. Niceleyicimiz neydi? Burada bazı vardı. Burada her vardı. En az bir tane doğruysa en az bir tane sağlayan varsa bazıydı. Bütün her şey sağlıyorsa herdi. Bazı x'ler ne yapıyormuş? Bunu sağlıyormuş. Bazı x değer sayıları doğru mu? Verdiğin sayıya göre x'in oluruna göre bakacaksın doğru mu? Bazı dediği için hemen attın karşıya 2x eşittir 3, x eşittir 3 bölü 2. Evet bir tane var mı? Var. O zaman bu önerme nedir? Doğrudur dersin. Bazı her diyor her doğal sayı karesi ondan küçük mü? Arkadaşım 4'ün karesi ne? 4 doğal sayı. Karesi ne? 16. Doğru mu? Hayır değil. O zaman ne dersin? Q önermesi X4 olunca veyahut da her dediği için yanlış diyeceksin. Geçtin. Bir de ne vardı arkadaşım? Böyle sana kabaca bir önerme verirdi. Değilini al derdi. Ve değilini nasıl alacaktın? Bazının değili. Her. Bakın bunun değilini alacaksın. Veya'yı V yapacaksın. Bunun değilini alacaksın. Olay bitecek. Her şeyin değilini yapıyorduk değil mi? Demorgan demiştik. Veya'nın değilini göre yapacaksın. Peki bununkini alırsan ne olacak? Burada Dikkat. Bazı varsa arkadaşım o zaman her olacak o. Başka hiçbir şey değiştirmiyorsun. Eşittir varsa eşit değildir olacak. Bakın burayı yaptık. Veya vardı. V olacaktı. Hemen ikinci kısma geldim. Ne var burada? Her var. Hayır, bazı olacaktı. Bakın sakın buralara eleman değildir falan yazmayın. Burada da ne var? Büyük eşittir var. Hayır, küçük eşittir Küçük olacaktı. Bakın büyük eşitin tersi küçüktür. Küçük eşitin tersi büyüktür. Küçüğün tersi büyük eşittir. Unutma unutma unutma. Bunu da söyledik. Ve mantık konusunu sanırım 10 dakikada bitirdik. İkinci ünite neydi? Kümelerdi. Kümelerde arkadaşım 3 kısım vardı. Birinci kısım şema gösterimiydi. Bu e, kümelerin gösterimiydi arkadaşım. Unutmayacaksın. Bir de alt küme mevzusu vardı. Bu ikinci kısımda küme çeşitleriydi. Tabi alt küme ikisine de girer unutmayacaksın. Sonrasında ne vardı? Çok güzel bir alt küme sorun vardı. Bir de kümelerin gösterimi vardı. Bir de problemler vardı. Kümeleri dört, dört parçaya ayırmıştık. Hemen gösterim yapalım. Venn şeması ile gösteriniz diyor. Hemen Venn şeması ile gösterebilir miyim? Gösteririm. Venn şeması kapalı bir şekilde A kümesi dedin. Başına bir koydun. Başına iki koy, Başına pardon. Başına nokta koydun. Bir koydun. iki koydun. Bakın A elemanı Dikkat edin şimdi. Burada süslü parantez 1 2 diye bir elemanım var. Bir de arkadaşım süslü parantez C diye bir elemanım var. Unutma. Bunlar elemanlar. Ben şemasında gösterdim. Eleman sayım kaç arkadaşım? Bakın 1 2 3 4 5 6 değil. Burada arkadaşım burası bütün bir eleman. O zaman ne diyorsun? Eleman sayım 1 2 3 4 5. 5 tane eleman var ve S-A dediğim şey A kümesinin eleman sayısıydı. 5 yazdım. Peki bir elemanı mıdır A'nın? Bakın bir A'nın elemanıdır. Doğru. Bir A'nın elemanıdır. Peki 1,2 A'nın elemanı mıdır? Alt kümesi midir? Bundan dolayı değil. Bakın dikkat edin bundan dolayı değil. 1 ve 2'den dolayı alt kümesidir A'nın. Peki elemanı mıdır? Bunlardan dolayı değil. Burada süslü parantez 1-2 olduğu için evet böyle bir eleman var. Elemanlar parantezle yazılmaz. Şöyle bir şey. A'nın elemanı parantez dersen öyle bir eleman olması lazım. Şeklen. Bak şeklen aynısı. O zaman dedim. Alt küme sayısı kaçtır? Alt küme sayısı 2 üzeri eleman sayısıydı. 2 üzeri 5'ten dolayı 32'dir dedim. Geldim bizim klasik güzel sorularımıza. Şimdi sonlu küme, sonsuz küme, boş küme. Acaba yukarıdaki kümemiz kaç elemanlı? Sonlu küme mi, sonsuz küme mi, boş küme mi? Ona bakacağız. Hemen bakıyorum. Eleman sayısını soruyor. Biz neyi biliyoruz arkadaşım? Bu işlemleri yaparken görmüştük. Bakın x eşittir 4k diyorsa bu ne demekti? K da tam sayısa x dediğin şey. 4'ün katlarıydı. 9 ile 99 arasında 4'ün katı kaç tane var? 12, 16, nokta nokta nokta. En son 96'ya kadar giderim. Bu 4'ün katlarıdır arkadaşım. Peki, 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 peki. Hemen bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu toplamayı ben sana öğretmiş miydim? Aynen öğretmiştim hatırlamayanlar, unutanlar için bir kere daha söyleyelim. Burada kaç tane terim olduğunu öğrenmek için terim sayısını bilmek lazımdı. Terim sayısı nasıl bulundu? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terimin ne arkadaşım? 96. İlk terimin ne? 12. Şu arada bir tane kaynadığı için çıkartmada onu sen hemen artı 1 diye telafi edeceksin. 96'dan 12 çıktı. 84. 4'e böldüm. 21. O zaman ne oldu? B'nin eleman sayısı 1 ile topladım. 22 oldu. Burada 22 tane sayı varmış dedim. Çok güzel bir şekilde bunu buldum. Şimdi devam edeyim arkadaşım. Devam edelim. Hemen sonlu küme midir bu? Evet. 12'den başlayıp 96'ya kadar sınırlı sayıda başı belli sonu belliyse bu bir sonlu kümedir. Sonsuz küme mi? Hayır. Sonsuz sayıda elemanı olana sonsuz küme denir. Bu sonsuz küme değil. Boş küme neydi? Hiçbir elemanı olmayana denirdi. Bunun elemanları gördüğümüz gibi var. O zaman bu boş kümede değil. Biz bunları niye yazdık? Tabii ki de olmadığını görüyoruz. Bunları da bir kere daha tekrar edelim diye yazdık. Hemen geldim alt kümeleri. Alt kümelerin kaç tanesinde iki bulunur diyor. Arkadaşım bak şimdi A şıkkını hemen hızlıca yapacaksın. Bunlar çok önemliydi. Nasıl yapılacaklardı gösterelim. Alt küme yazarken ben ne yazacağım? Buralara elemanlar yazacağım. 2 kesinlikle olsun diyor muyum? Olsun diyorum. O zaman bak 2'yi çaktın. 2 zaten var. Peki bunun yanına ne yazabilirim? Hiçbir şey yazmasan olur mu? Olur. Tek bir tane yazsan olur mu? Olur. İkili ikili yazsan olur mu? Olur. O zaman geriye kalan 5 elemanla oluşturulabilecek bütün her şey olur mu? Olur. Geriye kalan 5 eleman ne? Bunlar. E o zaman 2 üzeri 5 tane gelir. Mesela 2 üzeri 5'in içinde ne var? Üçlü elemanlar. Mesela 4 1 2 1 2 4 gelir mi? Gelir. Pardon 1 2 4 diyorum özür dilerim. 1 3 4 gelir mi? Gelir. Bak 2'nin yanına gelebilir. 2'nin yanına herkes gelebilir. O zaman ne diyorum? A şıkkı 32 tanedir diyorum. Geldim B şıkkına. B şıkkında 3 ve 5 bulunur diyor. Yine aynı şekilde bakın 3'ü ve 5'i çakacaksın sen. Çaktın. 3'ü çaktım, 5'i çaktım. Geriye gördüğün gibi bakın 1 2 1, 2, 4, 6 kaldı. O zaman ne diyorsun? Bu yanına da bu 4 elemandan oluşabilecek herhangi bir eleman gelebilir. Herhangi bir alt küme gelebilir. Kimler onlar? Mesela 2, 3 gelir. Pardon 3 zaten var. Mesela 4 gelir mi? Gelir. Peki 4, 6 gelir mi? Gelir. 1, 2, 4, 6 gelir mi? Gelir. Bak üçlü, dörtlü elemanlar gelir. O zaman bunların Elemanların hepsi zaten tek tek toplarsan bu 4'ten oluşabilecek bütün alt kümeler bu 3 5'in yanına gelir. O zaman bunun cevabı 16 olur. Geldim C şıkkına. 4 veya 6 bulunur diyor. Bakın veya diyor. 4 olabilir, 6 olabilir, 4 ve 6 aynı anda olabilir. Peki kim olmaz? 4 ve 6'nın olmadıkları olmaz. Peki 6 elemanlı değil miydi bu? Evet. O zaman 2 üzeri 6 tane bunun 64 tane alt kümesi vardır. Peki kim yoktur arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle benim istemediklerim kimler? İstemediklerim 4, 6'nın olmadıkları. Bakın 4'ü e 6'yı kenara ayır. Olmadığı kaç tane var? Burada 4 tane var. O zaman bu 2 üzeri 4 tane bunlardan oluşanlar 4 ile 6'yı çıkartıp geri kalan elemanlardan oluşturduklarımın hepsi ne olacak? İstenmeyen. E, tüm durumdan istenmeyeni çıkartırsam Cevabım ne oldu? 48 olmuş oldu. Hemen geldim buraya arkadaşlar. Buradaki AKBE sayıları eleman sayısını gösteriyor. Bakın A elemanı değil. Eleman sayısı. Hani küme problemlerinde yapıyoruz ya. Eleman sayısını gösteriyor. Bana derse ki AB'nin birleşimi derse birleşimde ne yapıyordum? A'nın B'nin hepsini alıyordum. Tabii ki de kesişim iki kere yazmayacağım için o zaman biz burada ne diyoruz? Şu kısmı söylüyoruz. Peki bunu harfle gösterirsem nedir? AKB'dir hatta ve hatta eleman sayısını A, K, E, B olan A, K, B olarak gösterebilirim. Bu arada ben problemlerde A kümesi ise A, B kümesi ise B. Buraya K ya da X demeyi tercih ediyorum. Çünkü burası kesişimdir. Genellikle de K diyorum. Bu da evrenselin bir elemanı olduğu için E diyorum. Unutma sen de öyle dersen şaşırmazsın. A kesişim B neydi? A ile B'nin ortaklarıydı arkadaşım. O zaman A ile B'nin ortağını yazdım süper bir şekilde buldum. Neymiş A ile B'nin ortağı? Sadece K'ymış. Bakın şu bölgeden bahsediyor A kesişim ve eleman sayısını sorarsa sadece K'dır. Peki A fark B neydi? Öz A'ydı. Öz A. Öz alarak A'da bulunan sadece A'da yani B ile hiçbir alakası olmayacaktı. Bunun eleman sayısına bakarsak bunun eleman sayısı da A eleman sayısıydı. Bakın yine söylüyorum bunları eleman sayısı olarak kabul edersek iyi olur ona göre söylemiş oluruz. Geldim buraya arkadaşım A'nın tümleyeni, A'nın değili, A haricindeki her şey. A'nın tümleyeni, A haricindeki her şey. Etrafa bakıyorum. A'yı kapattığımda gözümün önüne B ile E geliyor. O zaman burası B ile E'ydi. Hatta eleman sayısı da diyebiliriz. Bunlar tek tek eleman alıyoruz. Evrensel neydi arkadaşım? Evrenselim herkesdi. A artı K artı B artı E'ydi. Evrenselin değili neydi? Boş kümeydi. Her zaman evrenselin değili evrenselin içinde olmayanlar demek. Evrensel zaten her şeyi kaplıyor arkadaşım. Nasıl olsun o zaman? Olmaz tabii ki de boş küme diyeceksin. Peki A birleşim B'nin değili neydi arkadaşım? A'nın değili kesişim B'nin değili bizim demorgan gibi bir şeydi. Neredeki mantıktaki demorganıma çok benziyordu. Bunu da böyle söyleyebilirim. Peki kesişim ne olacaktı? Onu da A'nın değili birleşim B'nin tümleyeni. Bu arada değil nerede kullanılıyordu? Mantıkta burada Tümleyeni söyleyeceksiniz. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni. A'nın tümleyeni birleşim, B'nin tümleyeni diyeceksin. Peki A'nın eleman sayısı kaçtı arkadaşım? A'nın eleman sayısı da kesişimleri A artı K'ydı. Bunu da söylemiştim. A'nın eleman sayısı da şu yuvarlak A'nın içindekilerdi. İşte kümeler bunlardı. Alt küme böyleydi. Kümelerin işlemleri bunlardı. Tabii ki de bir de küme problemleri vardı. Hemen bakalım küme problemlerinde ne varmış? Yabancı dil bilmeyenlerin de bulunduğu bir grupta... İngilizce Fransızca bilenler var. Bir de İngilizce Fransızca bilmeyenler de var. Bak, yabancı dil bilmeyen arkadaşlar da var. O zaman buna ben ne diyeyim? Bakın evrensel. O zaman İngilizce bilenler i'ler. Fransızca bilenler f'ler. Peki hiç bilmeyenler e'ler. Bunlar bu arkadaşların yanında ezik gibi dururlar. O yüzden ezin e'si demedim tabii ki de. Evrenselin e'si o yüzden koydum. O zaman İngilizce bilenlere e, yalnız Fransızca bilenlere f ve de bunların ikisini de bilenlere k dedim. Ve sorumu yapmaya başlayacağım. Ne diyor bana? İngilizce ve Fransızca dillerinden en çok birini bilen. Bak en çok bir ne demek en çok bir? En çok bir. Hiç bilmeyedebilir bir tane bile edebilir. Bak en çok bir. Bire kadar yani. O zaman en çok bir kimdir? E artı İ artı F Bakın bu K'dakiler iki tane biliyor. O zaman orası neymiş cevabı? 22'ymiş. Yapıştır. Devam et bakalım. Hemen gelelim ikinci kısma. İkinci kısım İngilizce ve Fransızca dillerinden en az bir. Bir ve daha fazlası. O zaman ne oldu? Hemen bakın burada alt alta yazayım bunları. I artı F artı K eşittir neymiş? 13'müş arkadaşım. Süper. Sadece İngilizce ve sadece Fransızca bilen 8 kişi varmış. Sadece İngilizce ve sadece Fransızca bilen. O zaman bunu da şöyle yazabilir miyim? I artı F'de 8 miymiş arkadaşım? Of. I artı F ise 8 ise Beni neden uğraştırıyorsun? Burası 8. O zaman E'ye kaç geldi? 14 geldi. Burası 8. O zaman K'ya kaç geldi? Bu arada E eşittir 14. K eşittir de 5'miş arkadaşım dedim ve bitirdim. Bu grupta toplam kaç kişi vardır diyor. İ ile F'nin toplamı. Bana ne soruyor? Toplam kişileri. İ ile F'nin toplamı 8. K dediğim şey 5. Bir de ne var? E dediğim şeydi arkadaşım. 14'müş. Bu grupta toplam 27 kişi varmış dedim. Ve olayı patlattım. Süper bir şekilde yaptım. Ve bir tane de problem çözdüm. Yaklaşık 11 dakikada da kümeleri bitirdim. Kümelerin son kısmında bir de kartezyen çarpım vardı. Unutma. O da neydi? Bir sıralı ikili denilen bir şey vardı. Neydi o? Sıralı ikili. A virgül B parantez içinde yazıldı. Ve sıralı ikillerde en önemli şey neydi? Sıraydı. Sıra çok önemliydi. A ve A ile B'nin yeri değişince ne yapardı? Değişik bir şey olurdu. Peki kartezenlerde kartezen çarpım değil bu sıralı ikilidir. Sıralı ikililerde arkadaşlar unutmayın iki sıralı ikili birbirine eşitse arkadaşım o zaman A eşittir C'ye ve B eşittir D'ye. Yani birinci bileşenler birinci bileşene ikinci bileşenler ikinci bileşene eşitti. Unutma unutma unutma. Geldim buraya. 1 2 3 diyor A B diyor. A kartezyen B'yi soruyor bana. Sıralı ikili şeklinde hepsini patlatıyorum. 1 A virgül 1B bir birler bitti. Geçtim. 2A geçtim. 2B geçtim. Virgül şuraya doğru devam edeyim hiç fark etmez. Hemen geldim. 3A virgül parantez 3B dedim ve başka da eşleştireceğim kaldı mı? Biri bitirdim, ikiyi bitirdim. Hepsini sırayla yaptım. A kartezyen B diyordu. A kartezyen B neydi? Bütün elemanları çarpacaktın A ile B ile. Yalnız A'daki elemanlar başta olacaktı. B'deki elemanlar ikinci sırada olacaktı. ikinci bileşen olacaktı. Peki sen bunların yerini değiştirirsen B kartezyen A yaparsan A1, A2, A3 gelmesi lazım. E, bir a ile A1 aynı şey mi? Değil. O zaman A kartezyen B ile B kartezyen birbirine eşit değildir. Çünkü bunlar birbirinden farklıdır. Bir de ne vardı arkadaşım? Kartezin eleman sayısı gördüğün gibi 6'ydı. Ama neye göre artıydı? S A çarpı SB'ydi arkadaşım. Bu çarpıyı şöyle gösterelim. kartezyenle karışmasın. A'nın eleman sayısı 3. B'nin eleman sayısı 2. O zaman toplam 6'ydı. Unutma, unutma, unutma. Peki başka ne var? Bakın A kümesi 1, 2, 3. B kümesi A, B. O zaman bunların bir de grafikte gösterimi vardı. Bakın şu nokta var. Elimde bir de bu nokta var. Bir de ne var elimde? Bu nokta var. Bir de bu nokta var. Bir de 3 A var elimde. Bir de 3 B var. Grafikte de böyle gösteriyorduk. Bir de arkadaşım Biraz önce dağılmayı göstermiştik mantıkta. Unutma kümelerde mantığın zaten sembolik olarak göstermeleri aynıydı. O zaman burada da bir sanki bir kopyala yapıştır mevzusu var. Bakın kopyala yapıştır kimi? A kartezini nasıl? B var mı burada? Var. Arada bileşim var mı? Var. C var mı? Var. Şu kopyala yapıştır kelimesini çok iyi öğrenirsen işte ben sana müthiş bir şey öğretmiş olurum. Çünkü burada dağılma demek dağılma kopyala yapıştır demek. Bak A'yı kopyala B'ye yapıştır A'yı kopyala C'ye yapıştır Araya da bu işareti koydu Ve kümeler tamamen bitti Üçüncü ünitemize geçmiştik Mantık bitti, kümeler bitti Şimdi denkleme eşitsizlikler uzun bir konuydu Alt başlıkları sayı kümelerinden başlıyordu Ve böyle devam ediyordu arkadaşım Tamı tamına 10 tane başlık görmüştük Ondan sonra 11. oran orantıydı Ve problemlere geçecektik Doğal sayılar diye bir şey vardı Doğal sayılar sıfırdan başlayıp Bir bir artarlardı sonsuza kadar giderlerdi. Tam sayılar da eksileri de işin içine alan doğal sayıları da işin içine alan bir şeydi. Son nokta 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 eksi 2 eksi 1 0 1 2 deyip sonsuza kadar giderdi. Rasyonel sayılar neydi? A bölü B şeklinde yazılacaktı. Yalnız ultra mega önemli A sıfır olmayacaktı. A B tam sayı olacaktı. Unutma A B de eleman tam sayı olacaktı. Unutma. Yalnız B sıfır olmayacaktı. Matematiğin en Böyle karizmayı çizdiren sorularından birisi nedir o? B'yi unutanların halidir unutma. Peki irrasyonel sayılar yani rasyonel olmayanlar neydi? A bölü B şeklinde yazılamayanlardı. Bunlar genellikle kimdi? Virgülden sonra düzensiz, düzensiz gidenler bir de kökten çıkamayanlardı. Bunlar da kökten çıkamayanlardı. Mesela pi sayısı vardı 3,14 diye gidiyordu. Bak pi sayısı vardı. Bir de ne vardı arkadaşım? 11. 12. sınıfta göreceksiniz. E diye bir E diye bir sayımız var. O da 2,71 diyerek gidiyor. Bir de arkadaşım kökten çıkamayanlar mesela kök 7 bir irrasyonel sayıdır. Unutma. Peki reel sayı neydi? Reel sayı bunların babasıydı. Hepsinin en üstündeydi. Bu en kralıydı. Bunların kralıydı diyelim. Çünkü hepsini kapsardı. Bir tane doğal sayı vardı. Doğal sayıları kapsayan bir tane rasyoneller vardı. Pardon pardon tam sayılar vardı özür dilerim. Doğal sayıyı kapsayan tam sayı vardı. Ve bu burası Z olacak arkadaşlar. Ve bu doğal sayıları da kapsayan bir tane rasyonel sayılar vardı. Ve bu rasyonelin dışında kalanlar da irrasyonellerdi. Rasyonel, rasyonel olmayanlar irrasyonellerdi. İşte bunların da hepsi reel sayılardı. Ve de unutma sayılar kümesinde en önemli şey tek çift sayılardı. Pozitif negatiflerdi unutma. Nedir o? Çiftle çiftin toplamı ya da çıkartımı çifti. Tekle tekin toplamı çifti ya da çıkartımı. Tekle çiftin toplamı ya da çıkartımı neydi? Tekti. Burada unutmaman gereken şey çift deyince bir, çift deyince iki diyebilirsin ya da sıfır. Tek deyince de bir koyabilirsin. Bak birle biri toplarsan iki evet çifttir. Burada da ile iki toplarsan üç evet tektir dedin unutma. Çıkartma ile toplama tek çiftlerde aynı hesaptır unutma. Çarpmaya geldin mi? çarpmada da... Bir tane çift direkt çift yapar. Bakın çiftle çiftin çarpımı kavurmalı çift. Çiftle tekin çarpımı da sadece çift olacaktı. Yani şakası esprisi bir yana. Bir tane çift yeterdi ama tekle tekin çarpımı tekti unutma. Peki tekle tekin çarpımı tekse tek 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 teki aynı sayı tekrar tekrar çarparsan tekin bütün kuvvetleri tekti ve de burada arkadaşım çiftin bütün kuvvetleri çifti unutma sıfır veya negatif hariç pozitif diyeceğiz. Burada ne eleman pozitif tam sayı. Bazen cinlik yapıyorlar. N'nin ne olduğunu söylemiyorlar sana. O zaman sıfır mesela ne yapar? Burada e, sıfır ne yapar? Bir yapar. O zaman tek olur. Unutma 3 üzeri 4 üzeri sıfır birdir. Olmaz. Ne olması lazım? N'nin? tek ol, e, pozitif doğal sayı, pozitif tam sayı olması gerekir dedik. Bir de ondalıkların ne vardı burada? Devirli ondalıkların gösterimi vardı. Nasıl yapıyorduk? Sayının tamamı eksi devretmeyen bölü sayının tamamı eksi sayının tamamında devretmeyen aşağıya geçince virgül vardı. Virgülden sonra devreden kadar uyuz olan kadar 9 devretmeyen kadar 0 koyuyordun ve buradan bulduğun sonuç senin devirli ondalığın devirli ondalığın rasyonel gösterimiydi. Geldim buraya burada da biraz önceki soruda yapmıştık terim sayısı değil bana bu sefer de toplamlarını soruyor. Kimin? düzgün düzgün artan beşer beşer artanı soruyor. Bu da neydi arkadaşım? Terim sayısı çarpı ortanca terimdi. Nasıl çarpılacaktı peki terim sayısıyla ortanca terim? Biraz önce söylemiştik. 51 eksi 6 bölü artış miktarı 5 artı 1. Bu neydi? Terim sayısıydı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Bir de ne olacaktı? Artı 1 vardı. Çarpı bir de ortanca terim var. Ortanca terim neydi arkadaşım? Son terim artı ilk terim bölü 2 idi dedim geçtim. Peki burada ne var? 45 bölü 5 9 10 var. Burada ne var? 57 bölü 2 var. Bakın bunlar sadeleşti. Işte 5 geldi. 57 kere 5. 50 kere çarpsam 250. ile çarpsam 35. 250'yi 35'e toplarsam 285 oldu dedim. Ve sayıları bitirmiştim. Sonrasında nereye gelmiştim arkadaşım? Bölme bölünebilmeye gelmiştim. Bölme bölünebilme konusu denklem ve eşitsizliklerin ikinci kısmıydı. Peki burada ne vardı? A B'yi bölüyor. Bölüm B oluyor. Bakın A bölünen B bölendi. A B'yi bölüyordu. Bakın bölen adı üzerinde bölüyor. Bu bölünen bölme işlemine maruz kılıyor. Bu da bölüm. Bölenle Bölüneni. Bölene bölersen ne kalır? Bölen olur. Kalan da neydi? Kaydı. Unutma. 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 Peki arkadaşım ne olacaktı o zaman? Çok dikkat et şimdi. Bunu bir de bizim yazma şeklimiz vardı. O da neydi? B çarpı C artı K'ydı ve unutmayacaksın hiçbir zaman kalan sıfır olabilir ama hiçbir zaman B'yi geçemez ya da eşit olamazdı. B'den her zaman küçük olacaktı. Ve kalan sıfırsa bakın şu gösterimi unutmayın. Bu da neydi? B B böler A'ydı. Bu çizgi B böler A'yı çizgisiydi. Unutma arkadaşım. Bunu da söylemiş olalım. Hemen söyleyelim. X'in en büyük tam sayı değeri nedir diyor. X dediğim şey neydi arkadaşım? 23 çarpı Y artı Y kareydi. Unutma. Y kare ne olması lazım? Küçük olması lazım. 23'ten eşit de olabilir sıfıra. Bana ne soruyor? En büyük diyor. Peki karesi karesi 23 olan sayı karesi 23'ten küçük olan en büyük kimdir? Tabii ki de 5 25 olduğu için 4'tür. O zaman demek ki en büyük x'in değeri de 4'ten gelecekti. 23 kere 4 artı 4'ün karesi olacaktı. X o zaman nedir arkadaşım? 92'dir. X o zaman nedir arkadaşım? 16'dır. Toplamları nedir? Oldu mu sana 108? İşte bu kadar. Bunu da bitirmiş olduk. Süper bir şekilde. Bir tane de klasik örneklerden yaptık, geçtik, unutmayacaksın. Bölünebilme kısmı vardı. Bölme bölünebilme ikinci kısım bölünebilmeydi. 2 ile bölünebilme son basamak çift olacak. 0 2 4 6 8. Son 2 basamak çift olacak. Bakın bu son basamaktı. Bu son 2 basamak olacak. Ne olacak? Son 2 basamak 4'e bölünecek. Burada son son basamak 2'ye bölünecek yani çiftleri olacak. Son iki basamak 4'e bölünecekti. 8'e bölünme kuralı da neydi? Son 3 basamak 8'e bölünecekti. Unutmayacaksın. Ve 3'e ve 9'a bölünme kuralları da aynıydı. Neydi? Rakamlar toplamı rakamlar her sayının haneleri var ya, oradaki rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. Rakamlar toplamı 9'un katı olacaktı. 9'un katı olursa 9'a tam bölünür. 3'ün katı olursa 3'e tam bölünür. Peki kalan olursa hocam mesela hemen yapalım. 48 9'a bölümünden kalan kaçtır? 4 8 topladın kaç çıktı? 12 9'a böldün. Kalan kaç arkadaşım? 3. O zaman demek ki 48'in de 9'a bölümünden kalan 3'tür. Tabii ki de 48'i herkes 45 artı 3 olduğunu biliyor. Zaten 3 olduğunu biliyor. Ama ne yaptık biz? Rakamlar toplam olarak da gösterdik. 5'e bölünme kuralı çok basitti. Son basamak 0 veya 5 olacaktı. 10'a bölünme kuralı da son basamağın 10 olacaktı dedim. Geçtim. 11'e bölünme kuralı da A, B, C, D, E, F diye bir sayı varsa artıyla en sağdan başlıyordun. Artı eksi artı eksi artı eksi yapıyordun. O zaman artıları topluyordun. Eksileri topluyordun. Çıkartıyordun. Niye? Bak eksileri topluyorsun. Ya da eksileri tek tek de yazabilirsin. Fark etmez. Eksi eksi c eksi, eksi a yapabilirsin. Eksi parantezini almak en güzeli. Ne yaparsın? Eksileri toplarsın. Artıları toplarsın. Çıkartırsın. Ama gel gör ki bizim bu kurallarımızın haricinde bazı sayılar vardı ki o sayılar direkt bir kuralı yoktu. Peki kuralı olmayanları ne yapıyorduk arkadaşım? kuralı olmayanları da kurallarını bildiğim aralarında asal sayıları ayırıyordum. Mesela 6 neydi? 2 ile 3'tü. Bakın 36 12 ile 3 değil. Niye? Çünkü 36 12 ile 3 değil. 12 ile 3 aralarında asal değil. O zaman kim olabilir? 4 ile 9. Kuralını biliyor musun? Kuralını biliyor musun? Evet. 44. 11'e 4 mü? Evet. Mesela 22'ye 2 değil. Anladık. 24 nedir arkadaşım? 3 kere 8'dir. O zaman mesela 4 kere 6 değil. Niye? 4'ün kuralını biliyorsun. 6'yı bilmiyorsun. Bir daha 6 için 2 ve 3 ile uğraşırsın. Gerek yok. O zaman 3 ve 8 yaptın. Geçtim. Hemen bir sorun var. Soruma bakıyorum. 6 basamaklı bir tane ifade var. 36 ile bölümünden diyor. Bakın 36 ile bölümüne bakarsan 4 ile 9'a bakmam lazım. Kalan 13 diyor. Kalan 13 ise arkadaşım 13 ise 9'a bölümünden kalan ne olması lazım? Unutma. 9'a bölümünden kalan 4 olması lazım. Çünkü 13 diye bir kalan olmaz 9'a bölümünde. 4'e bölümünden de 13'ü 4'e bölersen kalan 1 olması lazım. Hemen buradaki klasik sorumuzu gösterelim. Çok iyi bakalım buraya. Ne olacak şimdi? 3AB 4'e bölümünden kalan 1 ise ne olması gerekiyordu arkadaşım? Son 2 basamak 4'ün katı olacaktı. O zaman hemen bakıyorum ne diyebilirim? Bu sayımın son basamağı 3, B, 6, 5, 72, 4'e tam bölünür. Ama kalan 1 ise yazdım. 3, B, 6, 5, 7. Nedir arkadaşım? 73 bölünüyorsa 77 de ne olacak? Kalan 1 olacak. 77, 73 kalan 1 ise 4 fazlası 77 de vardır. Ya da 76 tam bölünüyor. Bir fazlası da olur dedim. Peki şimdi bana ne diyor? Bir de 9'a bölümünden kalan 4'müş. Hemen bakalım bakın. Burayı çok önemli. Ben şöyle pratik yapıyordum. 3 ile 6 zaten 9. Bakın 3 ile 6 zaten 9. Hemen buraya bakıyorsun. Kaç burası? 12 15. 15 ise burada kalan 6. Bana ne lazım? Kalan 4 lazım. Kimden? 9 ile bölümünden. O zaman toplamları 13 olması gerektiğine göre o zaman burasının 7 olması lazım. Bakın 7 13 7 6 daha 13. 13'ün 9'a bölümünden kalan 4. Tam da benim istediğim gibi oldu. Bakın 3 6 bunlar gitti. Gördünüz mü? O zaten 9. 9 zaten tam bölünür geç. 5 7 7 14 5 daha 19. Bak 19 ama kalan 4 olacak. Kim var? E, 18'in üstüne 4. 22 olması lazım. Bakın burası kaçtı? 19'du. O zaman B kaç olur? 3 olur demiştim. Rakamlar farklı diyor muydu? Demiyordu. Deme şansı yok. Çünkü burada 7, 7. Burada da 3, 3 olmazdı. Dedim. Geçtim. 3 ile 3 olmazdı. Bana B sayılarının toplamını soruyor. 7 artı 3'ten dolayı cevabım ne oldu? 10 olmuş oldu. Bir daha söylüyorum. İlk önce 4'e göre yaptım. Sonra da 9'a göre yaptım ve bulmuş oldum. Şu an bu sayı mesela 4 ile bölümünden kalan 1'dir. 9 ile bölümünden de bakın isterseniz toplayın. 3, 6 daha 9. 9, 14. 14'te 14 ile 14 eklersen 28. 3 daha 28, 31. 9 ile bölümünden kalan koç olacak. 31, 4 kalacak tabii ki de. 27'den dolayı 4 kalacak. Üçüncü kısmım neydi? Denklenme eşitsizliklerdi arkadaşlar. Unutmayalım. EBOB, EKOK kısmıydı. EBOB neydi? en büyük ortak bölendi. Ekok neydi? En küçük ortak kattı. En büyük ortak bölen en küçük ortak kat. Adı üzerine bak kat. Katını atıyorsun. Üstüne geçiyorsun. Bu sayıların üstte bir sayısı var. Ebop neydi? Bölen. Bunların en büyük ortak bölen. Bölenler arasından en büyüğü alıyorsun. Bunları bölüyor ikisinde de aynı anda. İkisinde de ortak bölüyor. İşte onların en büyüğünü alıyorsun. Ekok'ta da katlardan sonsuza kadar gider. Bu ikisinin en büyük katı nedir? Sonsuzdur bilemezsin. Ama en küçük ortak katı nedir? En küçük ortak katı da ekoktur. Onu birazdan göstereceğim. Peki ne yapıyorduk? Ekok ve ebob sorarsa biz normal ikisini de bölme işlemi yapıyorduk. İkiye bölüyorduk. Burası 12 burası 21'di. Bak ikisini de aynı anda 2 böldü mü böldü. O zaman ortak bölen. Ortak bölen. Geldim buraya. 3 var mı? Bunda hala 2 var. Burası 6 oldu. Burası hala 21. Bir daha 2 var. Bu 3 oldu. Bu hala 21. Bakın bu ikiler ortak bölmüyor. Şimdi 3'e geçtim. 3 ikisini de bölüyor. Bu adamı 7 yedi yaptı. 7'yi böldüm. 1 çıktı. Bakın kim oldu o zaman? İkisinin de ortak böleni 2 var. 3 var. Bir de 6 var. O zaman ortak bölen 2 kere 3 6 oldu. İkisini de ortak kim böler? 1 böler. İkisini de ortak kim böler? 2 i̇ki böler. İkisini de ortak kim böler? 3 böler. İkisinde ortak 6 böler. Ama bana en büyüğü lazım. Sen böyle yazarsan bu ikisinin çarpımı en büyük ortak bölendi. Geldim Ekok'a. ECOG Ekok'ta alayını çarpacaktım. 2, 4, 8, 24, 24'ü de 7 ile çarparsan 168 olur. 20 Kaçı çarptım bir daha söyleyelim. 24 ile 7'yi çarptım. 20 kere çarpsam 140'tı. 4 kere çarpsam 28'di. Buradan da ben hızlı yaptım. Sen de öyle yapabilirsin dedim geçtim. Bakın Hemen yaptık. 20 kere 20 kere 140, 4 kere 7, 28 dedik. Bazen de sana A sayısını böyle, B sayısını böyle vermez. A sayısını çarpanları ayırır. Bunu da ayırır. Asal çarpanlarını ayırır. Sen buradan bulacaksın. Nasıl bulacaksın? En büyük ortak bölen ortakları al diyor. Ve içinde ortakları alacaksın. 2 üzeri 2'ler ortak aldım. 5 üzerilerden ortak var mı? Bak 5'leri ortak. Yine 5 üzerilerden 2'ler ortak. Böyle yazacaksın. Ne oldu bu sefer? 4 kere 25 100 oldu. Peki ekok ECOG neydi? Ekok'ta her şeyi alacaksın. Bak ortakları değil her şeyi. İkilerden üssü büyük olanı alacaksın. EBOB'da ortaklardan üstü küçük olan ekok'ta ortak ortak olmayan en büyüğünü alacaksın. İkilerden en büyüğü geldi. Üçlerden zaten 3 üç bir taneydi. Beşlerden üzeri geldi. Yedilerden Üzeri geldi. Bitti. Ne oldu? En büyükleri aldım. Çarpabilir miyiz? Şurası 8. Şurası 125. Samet Hocan sana bunu videolarda hep söylüyor. 8 kere 125. Unutma diyor. Bindir diyor. Burası da kaç? 9 kere 7. 63. O zaman bu ne oldu? Zor bir çarpma işlemi. Çok kolay bir çarpma işlemine döndü çok güzel bir şekilde yaptım geçtim. Bir de Ebu Pekok'un özellikleri vardı arkadaşım. Özellikleri neydi Ebu Pekok'un? Aralarında asal sayılarsa x ile y adı üzerinde asal sayılar. Bakın asal sayılar aralarında asallar bunlar. Aralarında asallarsa arkadaşım o zaman bunların ortak çarpanı sadece birdir. Zaten aralarında asal sayılar bir ve kendinden pardon aralarında asal sayılar sadece bire bölünür. O zaman ortak bölenleri sadece birdir. O zaman EBOB birdir. Geç. Unutma EBOB'la EKOK'un çarpımı her zaman iki sayının çarpımıdır. Peki aralarında asal o zaman sayılarda burası bir olduğuna göre hemen ne diyeceksin? EKOK sayıların çarpımına eşit İki sayı aralarında asalsa EKOK'u nedir bunların? İki sayının çarpımıdır. Çünkü burası birdir. Ve unutma arkadaşım EBOB dediğim şeyler her zaman küçük olandan daha küçük ya da küçüğü eşittir. Hiçbir zaman küçüğü geçemez ekok dediğim şeyde iki sayıdan büyük olana eşittir ya da daha fazladır. Yine söylüyorum. Ekok katatmaktır. Ebob bölmektir. O zaman demek ki biri yukarı doğru biri aşağı doğru gidiyor. Unutma. Bana diyor ki en küçük değeri nedir diyor. Bakın unutmayın. İki tane sayı var mı burada? Var. O zaman sen bunu bak böyle yapacaksın. Ebob diyor mu bana? 7. Bunu biz videolarımızda çok yapmıştık. Olsun tekrarda bir daha söyleyelim. X eşittir nedir? 7K'dır. Y nedir arkadaşım? Y de 7M'dir. Bunlar iki tane sayıdır. Ve unutma K ile M aralarında asaldır. Ve K ile M aralarında asal olduğu için arkadaşım o yüzden sen asal olmasaydı o zaman EBOB'a 7'nin yanına bir sayı daha gelirdi. Gelmeyecek. O zaman K ile M aralarında asal. Ben ne kuralını biliyorum? EBOB'la EKOK'un çarpımı 7 çarpı 210. Bak EBOB'la EKOK'un çarpımı sayıların çarpımına eşitti. 7K çarpı 7M. Her tarafı 7 ile sadeleştirelim. Bu 7'ler gitti. Her tarafta 7 var mı? Var. O zaman burası ne oldu? 30 eşittir. K çarpı M oldu. Bu K ile M aralarında asal mıydı? Evet. O zaman X ile Y'nin toplamı bana ne soruyor? 7K artı 7M'yi soruyor. Bunun en küçük değerini soruyor. İki sayının çarpımı sabitse ben bunu sana yine anlatmıştım. Çok güzel anlatmıştım. İki sayının çarpımı sabitse toplamları en az olması için ne yapmam gerekiyordu arkadaşım? toplamları en az olması için... Hocam sen K'yı M'yi toplasın. X'e Y diyordun. Bakın Y parantez... Bunları 7 parantezine alırsan K artı M edecek. Şimdi çok dikkatli dinle arkadaşım. İki sayının çarpımı sabitse. Bakın burası 1'e 30 olsa. Bakın burası 2'ye 15 olsa. Bakın burası 3'e 10 olsa. Bakın bunların toplamı ne? 31. Bunların toplamı ne? 17. Bunların toplamı ne? 15. Bu... Pardon. E, bunların toplamı 13. Özür dilerim. Şimdi bak şimdi. Bak... Sayılar birbirine yaklaştıkça değer küçülüyor. Bana da en küçük soruyor. O zaman bunların birbirine en yakın olduğu yer 6 ile 5 nedir? En küçüktür dedim. O zaman 6 artı 5 oldu. Demek ki x sayım kaçmış? x sayım 42 imiş. Bu da 35'tir diyebilirim. Ve bunların arkadaşlar unutmayın ortakları 7'dir. Ve ekoku da 210'dur. Ortak bölenleri nedir? 7'dir zaten. Burada da söylemiştik. Ve bunların en küçük toplam değeri de 77'dir. Çünkü 42 ile 35 toplarsan ayrı ayrı da gösterdim. İkisini aynı anda da gösterdim. Hiçbir sıkıntı yok dedik ve geçtik. Ebu Pekok ile ilgili sorularım vardı bir de. Neydi? Ebu Pekok'un mantığını anladıysan bunlar benim günlük hayatta nasıl karşıma çıkacak? Şöyle boyları 160, boyları 240. 160 ile 240 olan iki farklı ağaç var. Ağaç. Birinin boyu 160, birininki 240. Ve hiç artmayacak şekilde ayrı ayrı keseceğim. Ne yapacağım? eşit uzunlukta keseceğim. Eşit uzunlukta ve ayrı ayrı keseceğim. Ama eşit uzunlukta olacaklar. Bir kesme işi 4 dakika sürüyormuş. Bu işlem en az kaç dakika sürer diyor. O zaman en az sürmesi için eşit uzunlukları en büyük bir seçeceğim. O zaman 160 la 240'ın ortak bölenine bakıyorum. Hemen ona bölerim. Bak 10 gözüküyor zaten. 16'ya 24 mü? İkisinin ortak katı 8 mi? Evet bak ikisini de 10 bölüyor 8 bölüyor. O zaman bu 2 bu 3 oldu mu? Oldu. Bak arkadaşım unutma. Ortaklarını buldum. Daha ortak bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman bunlar ne olacak? 160 80'e 80 diye bir parça iki parçaya ayrılacak. O zaman bu adamda 80 80 80 diye ayrılacak. Ne yaptım? Ebob ekok'tan ebobu kullandım. Niye? Parçalara ayıracaksan Ebob, bütüne doğru gidiyorsan, parçalardan bütüne gidiyorsan ekok. Ne yapacaksın arkadaşım? Bir daha söylüyorum bütünden parçaya gidiyorsan EBOB, parçadan bütüne gidiyorsan ekok hesaplanır. Her zaman unutma. Şimdi ne oldu arkadaşım? 80-80 diye iki parçaya ayıracağım. Bunu keserek bu 240'ı da 80-80-80 diye iki parçaya ayıracağım. Bunu sakın unutma. Peki ne olacak bu sırada? Ayırma işlemi, kesme işlemi. Arkadaşım sen 160'lık bir kütüğü boş ver. Evde ekmeği ikiye bölmek için bir kesik atmıyor musun? Unutma. Bir tane evde ekmeği 3'e bölmek için iki kesik atmıyor musun? O zaman bir kesip, kesik 4 dakika sürüyormuş bir kesme işlemi. O zaman 1 2 3 bunun cevabı ne olacak? 12 olacak. Bazı arkadaşlar 1 2 3 4 5 hocam 5 parça var. Ben bunu 5'e keserim. Her bir kesmem 1 dakika. Hop 20 atlarsın, patlarsın. Ne yaparsın? Yanlış yaparsın. Dediğim ve bu soruyu da geçtim. Bir de arkadaşım periyodik problemler vardı. Periyodik problemler de yine ekok yöntemiyle geliyordu. Ama bu da ayrı bir bölümdü. Ayrı bir ünite, ünitenin ayrı bir kısmıydı. Bu kısmı da unutmaman lazım. Sayı kümeleri, bölme bölünebilme, ebop ekok periyodik problemlerde ayrı bir kısmıydı. Dördüncü kısmıydı. Geldim buraya. Bunu nasıl yapacaktık? Tonguç ve Tonguç 3 günde bir, Tongül 4 günde bir kursa gidiyorlar. İki kardeş ilk kez perşembe günü birlikte gittiklerine göre Bakın bunlar biri 3-3-3-3, biri 4-4 gidiyor. Bunlar ortak bir yerde birleşmeleri lazım. Ortak bir katta birleşmeleri lazım. 4 ile 3'ün ortak katı ne? 4 ile 3'ün ortak katı 2'ye böldün 2-3, 2'ye böldün 1-3, 3'e böldün 1. O zaman neymiş? 2 kere 2, 4, 3'e çarptım 12. Zaten çoğu kişi 3 ile 4 aralarında asıl olduğu için 12 diye çarpıp da bulurlar. O zaman bunlar 12 gün sonra bileşecekler bir daha. Birinci ilk kez ne zaman birleşiyorlar? İlk kez perşembe birleşiyorlar birincileri. Hemen ikinci kez ne zaman birleşecekler? Hop 12 gün sonra. Peki ne yapacaktım 12 gün sonraysa? Arkadaşım günler haftalara göre 7 günde bir aynı şey oluyor. Bugün perşembe ise 7 gün sonra yine perşembe oluyor. O zaman bak çok dikkat et arkadaşım. Bunlar ilk kez perşembe gün gittiler. Sonra 12 gün sonra gidecekler. Dikkat et 12 gün sonra ne? bir hafta beş gün sonra. Bakın yedi gün bir hafta zaten yine perşembeye gelecek. Ama beş gün sonrası cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salıya denk gelecek. Unutma, unutma, unutma. Peki hocam beşinci kez dersi deseydi ne yapacaktım? On ikiyi beşle çarpacaktın altmış. Hemen altmış nedir? Yedi kere sekiz elli altı. Demek ki sekiz hafta geçti. Dört gün ileride buluşacaklardı. Perşembenin üstüne cuma, cumartesi, pazar, pazartesi sayacaktın. Bir de şunu unutma arkadaşım. 5 gün ileri gitmektense 2 gün geri git. Çünkü 7 ya. 7 5 ileri 2 geri aynı şeydir. Bakın perşembeden 2 geri çarşamba salı. Çarşamba salı 2 geri gittim. Çünkü niye? Toplamları 7 ya. 5 ileri gideceğini 2 geri gidebilirsin. Çünkü o 7 7 periyotlarla gittiği için unutma. Bunu da söylemiş olduk. Şıklarda var mıymış? Varmış salı. Ben de işaretledim ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Geldik 5. kısma arkadaşlar. 5. kısımda da birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler diyor. Burada ne ne vardı arkadaşım? A'lar, B'ler reel sayı. Yani bunlar biliniyor. Bir sayı 3, 5 gibi ama x bilinmiyor. O yüzden bir tane var. Bir bilinmeyenli ve de birinci derece. üstü 1 olduğu için biz buna birinci dereceden bir bilinmeyen diyorduk. Peki denklem neydi? Eşitlik varsa denklemdi. Denklemi sağlayan x değerleri denklemin köküydü. Yani bunu sağlarsa biz ne diyoruz? Denklemin kökü diyoruz. Peki denklemin köklerinden oluşan küme ne diyoruz? Çözüm kümesi diyoruz. Unutma arkadaşım. Çözüm kümesi nereden geliyor? Denklemin kökleri. Yani denklemi sağlayan elemanlar denklemin çözüm kümesini oluşturuyor. Ve arkadaşım unutma. Denklemin kökü çözüm kümesindeki elemanlar yerine koyduğumuz sağlar. Denklemi sağlayanlar zaten denklemin köküydü. O zaman denklemin kökleri de denklemi koyarsan yerine sağlar. Hemen burada bana bir şey söylüyor. Diyor ki a x eşittir 9 denklemin köküymüş. O zaman x'in yerine hemen 9 koyalım. Bak 9 koydun. 2 kere 9 18. Artı k bölü 4. Artı 9 bölü 3 3. 2 kere 9 18 artı k oldu. Hemen o zaman bakın toparlayalım burayı. At burayı karşıya. 18 artı k bölü 4 eşittir. Attın karşıya. 15 artı k oldu mu? Oldu. Bunun altında görünmez biri vardır. İçler dışları patlattık mı? Patlattık. Hemen ne oldu arkadaşım? Çok dikkat et şimdi. Burası ne oldu? 60 artı 4K oldu. Eşittir. Burası ne oldu? 18 artı K oldu. Attın karşıya ne çıktı? 42. Attın bu K'yı da ne çıktı? Eksi 3K oldu. O zaman her tarafı 3'e bölersek arkadaşım. Unutma 14 kere 3 42'dir. 13 kere 4 52'dir. Bakın bunlar ters ilişki. 14 kere 3 42. 13 kere 4 52'dir. O zaman her tarafı eksi 3'e bölersem cevabım ne çıkacak? K eşittir 13 pardon özür dilerim 14 çıkacak. Çünkü her tarafı 3'e böldük. 3'e bölersek 14 çıkacak. Ama hangi 14? Eksi 14 olacak. Çünkü 42'yi eksi 3'e bölmüş olduğum. Burayı da bitirmiş olduk. Ne yaptın? Denklemi kökü 9 diyorsa 9 sağlar. Peki buradan işlemlerden x'in 9 olduğunu bulsaydım o da denklemin kökü çözüm kümesi diyecektim. Unutmayalım bu kısmı. Çok güzel bir şekilde burayı da bitirmiş olduk. Bir de ne vardı arkadaşım? Burada çok öğrenciler yanlış yapıyordu. Unutuyorlardı burayı. Bakın A sıfır olursa x'li kısım gidiyor. B de sıfır olursa burası da sıfır oluyor. Sıfır eşittir sıfır oluyorsa yaptığın işlemler sonucunda o zaman diyorsun ki x'in bir önemi yok. O zaman x her şey olabilir diyorsun. X eşittir reel sayı diyorsun. Devam ediyorum. Bakın A sıfır olursa gitti. E B sıfır olmazsa diyelim ki 5 diye bir sayı. 5 eşittir sıfır oluyor. Dünyanın en saçma olayı böyle bir şey olur mu? Olmaz. O zaman x'in yerine ne koyarsan koy. X'i zaten a, a götürdüğü için diyorsun ki dünyanın en saçma olayı yani böyle bir şey olamaz diyorsun. O zaman çözüm kümesi boş küme oluyor. Ama a sıfır değilse, b de sıfır değilse çok güzel bir şekilde arkadaşım işlem yaparsın, atarsın b'yi karşıya, her tarafı a'ya bölersin. Bak ne oldu? X eşittir eksi b bölü a çıktı. Bunu ezberlemiyorsun, işlem yapıyorsun, çok güzel buluyorsun. Bakın yapılan işlemler sonucunda sıfır eşittir sıfır çıkarsa bu reel sayıdır sayı eşittir sıfır çıkarsa boş kümedir. Dünyanın en saçma işi ya da sen bu formata geldi mi gelmedi mi diye bakıyorsun. Bakın 2x artı parantezi açtın. 3x eksi 6 geldi. Geldim buraya 5x artı 20 oldu. Eksi 12 var. Çok dikkat şimdi 5x eksi 6 eşittir. 5x artı 8 oldu. 20'den 12 çıktı 8 kaldı. 5x'i karşıya at. Karşı taraf 0 oldu. Attım buraya ya da 0x de diyebilirsin. Attım buraya eksi 6'yı 14 oldu. Arkadaşım bir şey soracağım. 0 eşit mi 14'e? Hayır. En saçma olayı. Dünyanın en saçma olayı. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. O zaman ne diyorsun? Çözüm küme boş kümedir diyorsun. Bu arada ne çıktı? 0x eksi 14 eşittir 0 çıktı. Bu formatı da uydurabilirsin. Ama bana kalsa hiç uğraşma. Ne dedik? 0 eşittir sayı çıkarsa çözüm kümesi boş küme. 0 eşittir 0 çıkarsa çözüm kümesi reel sayılar. Çünkü x egali olduğu için istediği her şey olabilir. Burada da x egali oluyor. Ama saçma bir şey çıktığı için x o zaman hiçbir şey olamaz. Burada da her şey olur demiştik. Altıncı konumuz neydi? Birinci dereceden bir bilmeyenli eşitsizliklerdi. Ve burada aralık kavramı vardı. İki tane sayının arasında kapalı gösterim vardı. Kapalı gösterim neydi? A küçükse bakın içi dolu olacaktı. A ile B arasını gösteriyordum. Geçtim. Açık aralıkta ne olacaktı? Burası A, burası B idi arkadaşım. Bak bu aralığı söylüyorum ama sınırlar yoktu. Peki yarı açık neydi? Yarı açık iki türlü gösteriliyordu. Bakın A'dan ya da B'den açıktı. Burada A'dan açıklığı tercih etmiş. Bu aradaki her şeydi. Yalnız burada A yok B vardı. Buradaki göstermeler dedi. Normal parantez açık. Yani dahil olmayanları köşeli parantezde kapalı. Yani dahil olanları gösteriyordu. Üstten sınırsız neydi? Bir A sayım varsa eşitlik varsa kapalıydı. O da ne? Pardon özür dilerim. X sayısı varsa o da A'dan büyükmüş. O zaman A dahil kapalı sonsuza kadar giderdi. Peki Burada ne diyor bana? X'ler B'den küçük diyor. Bu da alttan sınırsız. Bu sonsuza kadar gidiyor ve sonsuzlar her zaman açık gösterilir arkadaşlar. Unutma. Bu da diyor ki B'den başlayıp eksilere kadar gideceksin. Nereye kadar? Eksinin dibine kadar gideceksin. O zaman B'den başlayıp eksinin dibine. Tabii ki de eksi sonsuzdan geldiğim için açık eksi sonsuz virgül B kapalı diyeceksin. Bu da aralık kavramıydı. Unutmayacaksın. Geldim eşitsizlik kurallarına. Neydi arkadaşım? Bak unutma bunları x küçük y ise her iki tarafı sen istediğin sayıyla toplayıp çıkartabilirsin. Eşitsizlik değişmez. Bir tane a sayısıyla toplayıp çıkartabilirsin. Hiç fark etmez. Eşitliğin yönü değişmez. Bakın bu yeşil ışık. Bu çok güzel olur. Çok güzel olur bu bak. Burada dikkat edilecek bir şey yok. Geldim buraya. Çok dikkat şimdi. A sıfırdan büyükse sen her iki tarafı A ile çarparsın ya da A'ya bölersin. Bakın her iki tarafı a ile çarparsın ya da her iki tarafı a'ya bölersin. Hiçbir şey fark etmez. Eşitliğin yönü değişmez. Buna da bir yeşil ışık. Bu da olur. Ama arkadaşım a negatifse, negatifse sen kırmızı ışık dikkat edeceksin. A ile çarptın her iki tarafı. Ya da a'ya böldün her iki tarafı. A negatifse arkadaşım işaret yön değiştirecek. Bak bu da kırmızı tik. Bu da doğrudur ama ünlem. Dikkat 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 işaret yön değiştirir. Buna dikkat edeceksin, unutmayacaksın arkadaşım. Bunu da halletmiş olduk. Bu arada ben tabii ki de çarpma ile bölmeyi aynı anda söyledim. Burada da bize aslında burada çarpmayı, burada bölmeyi söylüyor. Hiç fark etmez. Biz buraya bir kere daha yazalım. O zaman bölmede de aynı şeyler olacak. A sıfırdan büyükse söyledik. Ç bölmede de yine ne olacak arkadaşım? A negatifse o zaman işaret yön değiştirecek dedim. Aynı şeyi söylemiş oldum. Kusura bakmayın olsun buraya bir an heyecan yaptım ama burada sana verden vermiştim. Geldim buraya arkadaşım. Burada da diyor ki ben burada bakın arkadaşlar burada sıralama. X dediğin şey Y'den küçükse e, Z'de Y'den büyükse otomatikman bunlar arasında bir sıralama oluşmuyor mu? X küçüktür, Y küçüktür, Z diye otomatikman zaten iki sayıdan iki sayıdan biri biri diğerinden küçük ve biri diğerinden büyükse o zaman tabii ki de biri en küçük, diğeri de en büyük olmuş oluyor ve tabii ki de bir diğerinden büyük olmuş oluyor. Buradaki sanki abi kardeş gibi mi? benim kız kardeşim var, bir de abim var. O zaman kız kardeşim abimden küçük ya da abim kız kardeşinden büyük oluyor. Ben tam ortadaymışım diyebilirim. Unutma arkadaşım burada iki tane eşitsizlik varsa bu eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Bakın taraf tarafa toplayabilirsin. X küçüktür y, ama dikkat et işaretin aynı gelecek. Bak işaret aynı geldiği anda sen x artı a buraya da y artı b yapabilirsin. İşaret aynı anda gelecek. Aynı yönde olacaklar. Ama arkadaşım işaret aynı ya da aynı değil. Fark etmez. Çıkarma, çarpma, bölme taraf tarafa yapılmaz. Taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme yapılmaz. Peki çıkarma nasıl yapılır? Eksiyle çarparsın her tarafı. İşaret yön değiştirir. İşaret yön değiştirirse ona göre işaretleri alt alta getirirsin. Taraf tarafa toplarsın. İşte bak çıkarma yapmış oldun dolaylı yollardan. Ama direkt buraya çıkartma koyup X'ten A'yı çıkartıp öyle bir şey olmaz dedim. Geçtim. Ve şunu unutma arkadaşım. X ile Y, X küçüktür Y ise, X ile Y aynı işaretli ise o zaman 1 bölü X büyüktür, 1 bölü Y'den olacak. Ne yaptım? Yine dikkat arkadaşım. işaret yön değiştirmiş oldu. Bu da doğrudur ama... Bu da yine kırmızı işaret dedim. Zaten bizim kırmızı çizgimiz bir ters döndürme, iki eksiyle çarpma, eksiyle bölme. Buralar önemli dedim, geçtim. Bir de şunu unutma arkadaşım. A sıfırdan büyükse A ile B. A küçüktür B ise bu arada. Sen pozitif kuvvetlerini aldığında bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunlar kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyüklerse eninci kuvvetlerini alırsan... Bu sayılar ne olacak? Yine sıralaması değişmez. Yine A'nın en kuvveti küçüktür. B'nin en kuvveti olacak. Yalnız A birden büyükse ne olacak arkadaşım? Yine aynı şey olacak. Unutma burada yine aynı şey olacak. A birden büyükse A'nın en kuvveti ne olacak arkadaşım? A'nın en kuvveti büyüktür. A'dan olacak arkadaşlar. A'nın eninci kuvveti A'dan büyük olacak. Yalnız sıfırla bir arasındaysam unutma. A büyük olacak A'nın eninci kuvvetinden. Çünkü sıfırla bir arasındaki sayılar büyüdükçe bakın dikkat sıfırla bir arasındaki sayılar kuvveti alındıkça aynı sayılar tekrar tekrar çarpıldıkça, çarpıldıkça küçülür. Gittikçe küçülür. Bakın 1 bölü 2'yi düşünün. Karesini aldığında 1 bölü 4 oluyor. Kim büyük arkadaşım? 1 bölü 2 büyük. Unutma burayı da anladık burayı da bitirmiş olduk. Geldim buraya a kare küçüktür a'dan derse bana anlayacağım ki karesi kendinden küçükse o zaman bu a sayısı bakın karesi kendinden küçükse o zaman kesinlikle ya da burada, burada başka şeyler de olabilirdi. İşte bu sefer ne diyorum karesi kendinden küçük olan işte bu kurala uyuyordur. Bunu da söyleyip geçelim. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Çok önemli. Bazı sorularda bunu veriyor. Bunu veriyorsa sen ne anlaman lazım? Ya da şunu veriyor bunu veriyorsa senin hemen sıfırla bir arasında olduğunu anlaman lazım. Aynen buradaki gibi burayı da unutma dedim ve bu kısmı da bitirdim. Artık iki tane sorum var. Hemen hızlıca yapalım. Bakın eşitsizliği de tamamen anlayalım. Herkesi eksi 2 ile çarparsak ne oldu? Burası eksi 2 ile çarparsak 2 bölü 7 oldu. Burası ne oldu? Eksi 2 ile çarparsam 2 artı 6x aşağıda 2 ile sadeleşti bunlar. Eksi 2 ile çarptım her tarafı. Bir de burası ne oldu arkadaşım? Eksi 22 oldu. Bu arada sorunun girişinde bir işlem yaptım ama sonradan pişman oldum. Neden? Ben burayı neyle çarptım? Eksi 2 ile. Eksi çarparsan arkadaşım işaret yön değiştirir. İşaret yön değiştirir. Unutma. İşaret 2'ye at karşıya. Her tarafı eksi ile çarptık şimdi. 2'ye at karşıya. 2 çıkartacağım. 2 dediğim şey 14 bölü 7'dir. Karşıya atarsam da eksi 12 bölü 7 olur. 14 bölü 7'dir 2 dediğim şey. 14 bölü 7. Karşıya attım. 2'den 14 çıktı. Eksi 12 bölü 7. Ne oldu? 6x oldu. Geldim bu tarafa. 2 çıkartırsam burası da eksi 24 oldu. Herkesi şimdi 6'ya bölebilir miyim? Alayına giderim. Bunu 6'ya bölersem eksi 4. Bunu 6'ya bölersem x. 6 pozitif sayı olduğu için hiçbir şey fark etmez. Eksi 12 bölü 7 bölersem o da eksi 2 bölü 7 olmuş olacak dediğim. İşte bu kadar olayı bitirmiş oldum. Bakın eksi 4 çok küçüktür ama eksi 2 bölü 7 büyüktür. Eksi 2 bölü 7'ye göre çok küçüktür. Bu şekilde yaptım. Diyor ki x tam sayılı x tam sayılı değerlerin toplamı nedir diyor. Bakın eksi 2 bölü 7'den daha küçük kim vardır? Eksi 1 vardır. Eksi 2 vardır. Eksi 3 vardır. Eşitlik olduğu için eksi 4 vardır. Eksi 4 eksi 1 eksi 5. Eksi 2 eksi 3 eksi 5. Toplam ne oldu? Eksi 10 olmuş oldu. Bakın taraf tarafa çarpma yok demiştik ama çarpmayı da göstermeden edemeyeceğim. Sana sınırları söyleyebilirsin. Bakın taraf tarafa çarpma yok ama sınır söyleyebilirsin. Burada da nasıl yapıyorsun? Eksi 3 ile 3'ü çarpıyorsun. Eksi 9. Eşitlik var. Eşitlik yoksa bir şey yapma. Eksi 3 ile 2. Eksi 2'yi çarpıyorsun. 6. Eşit eşitse bak altına bir çizgi koy. Eşitlik anlamında. Çift çizgi koy. Eşitliği anla. 4 ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Eksi 8. Eşitlik var. 4 ile 12. 4 ile 3'ü çarpıyorsun. Artı 12. ...eşitlik yok bir şey yapma... ...bak şimdi böyle çarpmada... ...en geniş değer aralığını soruyorsa... ...sen bunun sınırlarını çizersin... ...bak sınırları A çarpı B... ...dedin... ...eşitlik var mı yok mu bakacağız... ...bunların arasındaki en büyüğü alacaksın... ...eşitlik var mıydı yoktu... Bunlar arasında en küçüğü alacaksın... ...en küçük eksi dokuzdur... ...eşitlik yoktu... ...eksi sekiz olsaydı bir de eşit koyacaktım... ...bak en geniş aralığı A çarpı B'nin budur... ...ne yaptık sınırları çarpıyorsun yazıyorsun. Eşitlik varsa eşitlik vardır. Mutlak değere geçtim arkadaşım. Mutlak değer sonrasında zaten konuların bitiyor. Çok az kaldı. Bir sayının x'in başlangıç noktasına uzaklığı nedir arkadaşım? Mutlak değer x'tir. Mutlak değer nedir? Başlangıç noktasına uzaklıktır. Peki eksi 3 ile 3'ün başlangıç noktasına sıfıra uzaklıkları aynı mı? Aynı. O zaman mutlak değer içinde x ile mutlak değer içinde eksi x birbirinin aynısıdır. Bir sayının başka bir sayıya uzaklığı yani a'nın b'ye uzaklığı ne yaparsın? A eksi B yaparsın. 3'ün 5'e uzaklığı 5 eksi 3 nedir? 2'dir. Ya da 3'ün 5'e beşi uzaklığı 5'in 3'e uzaklığı da aynıdır. E o zaman 3'ten 5 çıkarsan eksi 2 onun da uzaklık muhabbetinden dolayı A eksi B ile B eksi A birbirine nedir? Eşittir dedim. Unutmayacaksın dedim. Peki A sıfırdan büyükse mutlak değer içinden nasıl çıkar? Aynen çıkar. A x sıfırdan küçükse ne olacak? önüne eksi alarak çıkar. İçerideki şey neyse önüne eksi alıp dışarı çıkacak dedik unutmayacaksın. Geldim buraya mutlak değer uzunluk belirtir unutma aklından çıkmasın. O yüzden mutlak değer her zaman sıfıra eşit ya da büyüktür. Mutlak değer uzunluk belirtir sıfır da bir uzunluktur yani uzunluk nedir? Yokluk belirtir. Uzunluğun olmadığını belirtir. Sıfır da var. Dedim geçtim. Bu arada buraya sıfırı koymadım. E, x sıfıra eşitse zaten mutlak değerden dışarı sıfır zaten sıfır diye çıkar dedim geçtim. İki mutlak değer toplamı sıfırsa arkadaşım unutma. İki tane mutlak değer ya sıfırdı ya da artılardı. O zaman ne olacak arkadaşlar? İkisi de toplamı da ya artı ya sıfırsa demek ki ikisi ayrı ayrı sıfır olacaktı. Bunu da söyleyelim. İki mutlak değerin içi de ayrı ayrı sıfır olacaktı. Geldim buraya arkadaşım. Bir çarpma varsa bunları ayrı ayrı çarpım yazabiliyorsun. Bir bölme varsa sen bunları ayrı ayrı bölme yazabiliyorsun. Bir üssü sayı varsa sen bu üssü dışarı atabilirsin. Bir çarpma varsa sayıyla çarparsan x'i o sayıyı mutlak değer buradaki gibi alabilirim. O yüzden dikkat et. Mutlak değer eksi 3, mutlak değer x, burası da mutlak değer 4, mutlak değer x. Ama dikkat et eksi 3 ya sen bunu direkt 3 mutlak değer x diye çıkar. Sen bunu direkt 4 mutlak değer y diye çıkart eksileri görmezden gel hemen anında çıkar çünkü niye mutlak değerden zaten o öyle çıkacaktır. Unutma arkadaşım böyle bir soru sorulduğunda en büyük değerini sorduğunda bir sayının en büyüğe bölümü bir sayının değeri en büyük olması için bölmede aşağıyı en küçük seçmen lazım. En küçük seçmek için de mutlak değer iki tane toplam varsa iki mutlak değer toplanıyorsa sen en küçüğünü yapacaksan arkadaşım unutma en küçüğünü bulmaya çalışırsan çünkü 30'u küçüğe bölersen a sayısı büyük çıkar. O zaman bu sayıların Burada sıfır yapanları yerine koyacaksın. X artı 5 eşittir sıfırsa x eşittir eksi 5'i koyacaksın. Ya da ne koyacaksın? 2x eksi 6 eşittir sıfırsa x eşittir 3'ü koyacaksın. Bunları yerine koyduğunda cevap nerede küçük geliyorsa o senin küçük değerindir unutma. Hemen bakıyorsun ki eksi 5 koydum sıfır oldu. Eksi 5 koydum buraya ne oldu? Eksi 5'i koyarsan eksi 16 oldu. Yani bunun cevabı bu eksi 5'i koyduğumda Burası 30 bölü 16 çıkmış oldu. Peki 3'ü koyarsam ne olacak? Burası 0 oldu. 3'ü koyarsam bu da 8 oldu. Burası ne oldu? 30 bölü 8 olmuş oldu. Bu arada bakın. Eksi 5'i koyarsan eksi 10, eksi 16 oldu. Burayı unutma. Burası önemli. O zaman A sayısının büyük değeri kaçtır? 30'u 8'e bölmek mi daha iyi? 30'u 16'ya bölmek mi daha iyi? Tabii ki de 8 kişi 30'luk bir pastayı yese daha iyi olur. Bu sayı daha büyüktür. O zaman bu da ne oldu? Bunun en büyük değeri 15 bölü 2 imiş arkadaşım. Unutma bunun en büyük değeri 15 bölü 2 imiş. Çünkü 3'ü yerine koyduğunda x artı 5 8 çıktı. Burası zaten sıfırlandı. Ondan sonucu da zaten ikisi arasında hangisi büyük? Tabii ki de bu sayı 30 bölü 8 daha büyük. Çünkü 8 ne oldu? Küçük oldu. Küçüğü bölersen bir sayıya... Tabii ki de sayının devamı ne olacak? Büyük çıkacaktır. Geldim mutlak değerde denklemler ve mutlak değerde eşitsizlikler. Unutma arkadaşım A sıfırdan büyükse ne olacak? Mutlak değer A ise kesinlikle sen bunu ikiye ayırıyorsun. Ne olacak? Ya gerçekten A'dır ya da X dediğim şey eksi A'dır diyorsun. Mutlak değer A sıfırsa o zaman ne diyorsun? Hemen X eşittir sıfır diyorsun. Mutlak değer A sıfırdan küçükse Mutlak değerin cevabı hiç sıfırdan küçük olur muydu? Olmazdı. O zaman ne diyorsun? Çözüm kümesi boş küme diyorsun. Öyle bir sayı yok diyorsun. Unutma iki mutlak değer birbirine eşitse yine iki tane olay var. A'lar B'ler ya kendine eşit birbirlerine eşitler ya da A eksi B'ye eşit veya da nedir arkadaşım? Eksi A B'ye eşit. Bunlar zaten aynı şeyler birbirlerinin eksilisi demek. Bir de unutmaman gereken şey arkadaşım. Mutlak değerli üç tane şey toplanıp ya da çıkartılıyorsa sen bu mutlak değer aynı mı bunlar? Evet. O zaman elma muhabbeti yapıyorsun. A ile B'yi toplayıp C'yi çıkartıyorsun dedik ve bunları elma muhabbeti yaptın. Geldim buraya. Burada ne var arkadaşım? Eşitsizlikler. Eşitsizlikler 3 parçaydı. Büyüktür, küçüktür, aralıktı. Bak küçük olunca ne yapıyordun? X'i araya alıyordun. A ile eksi A diyordun. Bitiriyordun. Tabii ki de A sıfırdan büyük olun. Peki biz ne yapıyoruz? Büyük derse diyorsun ki X ya gerçekten büyüktür dikkat et şimdi ya da x eksilisinden küçüktür. Bak eksi a'dan küçüktür. Yani iyice eksilere gidiyor. Eksilerden küçüktür. Peki aralık olunca ne olacaktı? Aralıkta da a küçüktür. A ile b arasındadır ya gerçekten ya da eksilileri arasındadır diyeceksin. Bu arada eksi b yaparsan daha küçük olduğu için eksi b eksi tarafa geçti. Unutma arkadaşım x sıfırdan küçükse öyle bir şey olabilir mi mutlak değer x sıfırdan küçük olabilir mi? Hayır, mutlak değer uzunluk belirtildi. Sıfırdan küçük olamazdı. Çözüm kümesi boş küme çıkardı. Ama sıfıra eşit derse o zaman mutlak değer x eşittir sıfır derdin. Çünkü küçükler olmaz. Eşitlik olur. Eşitlik olursa da x eşittir sıfır olur derdin bitirirdin. Mutlak değerin içinde de bunu yapardın. Sekizinci bölüme gelmiştik. Sekizinci bölümde ne vardı arkadaşım? Sekizinci bölümde denklem eşitsizlik sistemleri vardı. Ve bu sistemlerde de arkadaşlar çözümü için 3 farklı yöntem vardı. İlk önce denklem sistemini sonra eşitsizliği yapacağız. 3 farklı yöntem vardı. Yok etme yerine koyma grafik çizme vardı. Yok etmeyi biliyoruz arkadaşlar. Yok etme neydi? Gözümüze mesela 2x artı y eşittir 12 diyelim. Veyahut da x eksi y eşittir ya da x eksi 2y diyelim eşittir 24 olsun mesela sallıyorum. Burada arkadaşlar bakın gözümüze bir tanesini kestiriyorduk. Burada benim gözüme y'yi kestirdim. Hemen y'lerin kat zıt işaretli bir şekilde eşitliyorduk. Alt alta topluyorduk. Bakın eksi 2'ye artı 2'ye gittiler birbirine falan filan. Yok etme yöntemi böyle yapılıyordu. Yerine koymana idi. Yerine koymadı da sen x'i çekiyordun. Mesela buradan x'i çekiyordun. x eşittir. 2y artı 24 geliyordu. Ve buradan da ne yapıyordun arkadaşım? 2y artı 24'ten hemen hızlı bir şekilde bu x'i burada adı üzerine yerine koyuyordun. Grafikle çizme yöntemi, grafik grafik çizme yöntemi neydi? Grafikle çizerek sen bu denklemin ne yapıyordun? İki tane denklem varsa bu denklemlerin yerine koymasına bakıyorduk. Ama burada tek denklem üzerinden bakalım. Nasıldı? İki denklemi çiziyordun. Bunların kesişim noktası, bunların ortak noktasıydı. Ki bunu zaten çok kullanmazdın. Sen grafik çizmeyi bilsen yeterdi. Grafik çizmede de arkadaşlar unutmayın. Birinci dereceden. İki bilinmeyenli denklemler, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler doğru belirtir. Doğru. Grafikte doğru belirtir. Doğruyu çizmek için de iki nokta yeter. İki noktanın da en kolayı x'in üzerinde y'ler sıfırdır. Y'nin üzerinde x'ler sıfırdır. Biz zaten o yüzden y'ye x eşittir sıfır. X'e de y eşittir sıfır doğrusu diyoruz. O zaman çok kolay bir şekilde x eşittir sıfır için derdim. Bakın x'e sıfır verirsem bu gider. Eksi 3y eşittir eksi 6 olur. Buradan da sen y'yi ne bulurdun? 2 bulurdun. O zaman eline bir nokta geldi. O nokta 0'a eksi 2'ymiş. Pardon özür dilerim. 0'a 2'ymiş. Peki ne yapacaksın bir de? Y'ye 0 koyacaksın. Neden böyle yapıyorsun? Y'ye 0 koyarsan bak eksi 3 kere 0. Burası 0 etti. 2x eşittir eksi 6 ise o zaman ne yaptın? Y eşittir 0 için bakın x eşittir ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Eksi 3 çıktıysa arkadaşım bir nokta daha geldi. Y'si 0, x'i eksi 3 geldi. Bak burada ne oldu? X'i 0. O zaman Y'nin üzerinde 2'lere geldim. Bak 2 burası. Burada da eksi 3 diyor. Eksi 3 burası. Bakın x'te eksi 3, y'de 2. Bunlar aslında nelerdir arkadaşım? X eksenindeki ve y ekseni üzerindeki noktalardır. Bana iki nokta yeterdi ve buradaki her şey bunu sağlar arkadaşım. Bunun üzerindeki her nokta bunu sağlardı. Unutma dedik. Denklem sistemlerinde unutmaman gereken şey şuydu. İki tane denklem varsa birbirleri alakalı bu iki denklemde iki bilinmeyen varsa sen bunları x'i y'yi bulurdun. Peki nasıl bulacaksın? Şöyle bulacaktın arkadaşım. Sen ilk önce şu başlardaki sayılara bakacaksın. Bunların hepsinin bölmeleri birbirine eşit mi? Eşit. Eşitse arkadaşım o zaman ne diyorsun? Diyorsun ki bunlar çakışıktır. İki doğru üst üste gelmiştir. İki doğru üst üste geldiyse bunların ikisinin ortağı bütün elemanları ortaktır bir doğru üzerinde sonsuz eleman olduğuna göre o zaman iki tane çakışıklarda da sonsuz eleman vardır geldim buraya xlerin önü birbirinin aynısıysa o zaman c'ler farklıysa yani x ve y olmayanlar farklıysa o zaman bunlar çakışık değil paraleldir bunlar aynı doğrultudadır paraleldir hiç bu paralellerin ortağı olur mu olmaz o zaman ikisinden çıkabilecek ortak x'ye var mıdır yoktur çünkü bunlar paraleldir unutma dedim geldim buraya arkadaşım bu A'ların oranı, B'lerin oranı eşit değilse nedir? O zaman biri Anya'ya, biri Konya'ya bakıyordur. Bunların kesişimi nedir? Bir noktadır. O bir noktada nedir? Nedir arkadaşım? X ile Y diye sıralı bir ikilidir dedim. Bunu da unutma aklında olsun dediğim. Burayı da bitirmiş olduk. Hemen o zaman buraya bakıyorum. İkinci dere birinci dereceden iki bilinmeyen yani eşitsizliklerde ne yapacağız arkadaşlar? Eşitsizliklerde yapacağınız şey tamamen grafik çizmek. Hemen grafiği çizeceksin. Ve grafiklerde aşağısı mı yukarısı mı iyi bileceksin. Bak grafiği çizdim hemen. Grafiği çizdim. Burası Y burası X. Hemen ne yapacaksın arkadaşım? İki nokta belirleyeceksin. Bak sıfıra sıfırdan geçiyor mu? Evet. O zaman mesela bunu buradan çizelim. İkisinde sıfır koyduğumda X'in yerine sıfır koyarsam. bu arada bunları ne yapacaksın? Hemen eşitlik şeklinde yazacaksın. Ve buna göre hareket edeceksin. X yerine sıfır koyarsam Y ye sıfır çıktı mı? Evet. O zaman X eşittir sıfır için y eşittir 0 çıktı. Bir de arkadaşlar x yerine 1 verelim. Y eşittir kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Bakın bunları normal denklenmiş gibi yapacaksın. Denklem yaptıktan sonra da arkadaşım ne yapacaksın hemen? Hızlı bir şekilde çizeceksin. Bu sıfıra sıfırdan geçiyor. Bir de x'i 1, y'si 3'ten geçiyor. Şöyle bir yerden geçiyor. Yani şöyle biraz daha dikeylemesine bir yerden geçiyor. Bakın ben bunu niye doğru çizdim? Çünkü eşitlik var. Eşitlik olmasaydı kesik kesik çizecektim. Şimdi eşitsizliklerde ne yapıyorduk? Bir nokta veriyorduk. Bir nokta neresi? Hemen bu noktayı ver. Bakın cevaplarım ya buradaki sayıların hepsi ya da buradaki sayıların hepsi olacak. O zaman buradaki sayıların hepsine bakarsam bunların arasından bir tanesini seçersem sağlarsa sağlar. Sağlamazsa diğer taraf. Hemen o zaman ne yapıyorum? Burada 1'e 0 noktasını seçiyorum. X'i 1, Y'e 0. X'e 1 koydum. 3 oldu. Y'ye 0 koydum. 0 oldu. O zaman bakın 3 büyük eşit mi 0'a? Evet eşit. O zaman bu noktalar benim istediğim noktalar olacak. Çünkü sağladı ve bunu güzel bir şekilde göstermiş oldum. Başka bana ne diyor? Hemen yine burayı da yapalım. X eksi 2'ye eşittir 4. Hemen x'e 0 verirsen y ne olacak? Bak x gitti. Y ne çıktı? Eksi 2. Y'ye 0 verirsek ne olacak arkadaşlar? Y'ye 0 verirsek de x eşittir ne çıktı? 4 çıktı. Bakın y'ye 0 verdim. Bu gitti x eşittir 4 çıktı. O zaman bunu hemen çizelim. 2, 3, 4 buradan geçecek. Ve de nereden geçecek? Bakın x'i 4. Hemen şu noktayı söyleyelim. 4'e 0'dan. Bir de nereden geçecek? 0'a eksi 2'den geçecek. Burası da ne? Eksi 1, eksi 2 bu noktadan geçiyor. Bakın bunları da birleştirirsek şöyle bir doğru çıkıyor. Şimdi en kolay nokta 0'a 0. Bakın bu çizginin üstünde 0'a 0 noktası var. Bu noktayı koydum. Sağlarsa sağlar. Bu arada arkadaşlar unutmayın eşitlik var mıydı yoktu. Burası ne olacaktı? Kesik kesik olacaktı. Ben orayı ufak bir hata yaptım. Siz yapmayın. Burada kesik kesik olacaktı arkadaşım. Burası kesik kesik olacak. Çünkü burada eşitsizlik ne var? Eşitlik olmadığı için sen burayı kesik kesik yapacaksın. Affedin diye siyahla gösterdim. Şimdi morla işaretleyeceğim. Sıfıra sıfır verdin. Yani denklemin üst tarafını verdim. Sıfır eksi sıfır küçük mü dörtten? Evet. 0 küçüktür 4'ten. O zaman ne oldu arkadaşım? Bu tarafı boyayacağım ben. Bu tarafı boyarsam da denklemin çözüm kümesi ne olacak arkadaşım? Bakın şu çizgi bu nokta nokta çizginin arası olacak dedik. Tam olarak da burayı söylüyor bana. Zaten bunu da çok kolay bir şekilde yaptık. Birini çizdin yaptın. ikincisini çizdin yaptın. Ondan sonra hemen zaten boyama işlemine geçiyorsun. Dokuzuncu konumuz üsü sayılardı. Üstü sayılar neydi? Bir sayının tekrar tekrar kendisiyle çarpılması. En kere çarparsan A üzeri N'di. En çok karıştırılan şey toplamla karıştırılır. Arkadaşlar aynı sayıyı toplarsan o çarpmadır. En kere A'dır diyeceksin. Unutma. Geldim buraya. A üzeri 0 her zaman 1'dir. Ama ne zaman hariç? A 0 olmayacak. 0 üzeri A her zaman 0'dır. Ama ne zaman? Üstün 0 olmayacak. Peki olursa ne olur? 0 üzeri 0 nedir arkadaşım? Belirsizdir. Belirsiz. Neyi diyor belirsiz derler ya. Bu da belirsiz. Dikkat et. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Sıfır hariç. Sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Ama sıfır hariç. Bir de ne var arkadaşım? Birin bütün kuvvetleri de birdir. İstisnası yoktur dedik geçtik. Üstü sayılarda eksi demek ne demek arkadaşım? Üstünde eksi varsa hiçbir şey yapma ters döndür demek. O zaman bir bölü A'dır. Mesela 5 üzeri eksi 1 varsa o da nedir? 1 bölü 5 üzeri bir demeye gerek yok. Çünkü 1 zaten görünmezdi. Unutma arkadaşım negatif bir sayının n'inci kuvvetini alırsan bu n çiftse arkadaşım unutma. n çiftse hemen bu a üzeri n olur. İçindeki eksiği çift kuvvet yutar. Peki a üzeri n'in eksi a üzeri n'in tekse kuvveti ne olacak? n tekse o zaman yutmaz dışarıya kusar. O zaman eksi a üzeri n olur. Bunları unutmayacaksın. Ve de üssü sayılarda çarpma vardı. Tabanlar aynıysa üstler toplanacaktı. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanacaktı. Unutma. Peki tabanlar aynı değil. Üstler aynıysa ortak paranteze alıp ortak üstle çarpacaktın. Ortak üst altında çarpacaktın dedim. Geçtim. Çarpma böyleydi. Bölme. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılacaktı. Dikkat et. Üstler aynıysa tabanlar farklıysa o zaman ne oldu? Üssüm ne olmuş olacak ortak üst olarak gelecekti. Peki bir de ne vardı? Üssün üstü çarpmaydı arkadaşlar. A üzeri ne üzeri mi? Ne üzeri miydi? A üzeri şurayı değiştirelim hemen arkadaşlar. Burası hatta şöyle göstereyim. A üzeri M üzeri ne olursa A üzeri M üzeri ne? O da M çarpı ne olacaktı? Hemen buraya geldim arkadaşım. O zaman bak A üzeri N çarpı M. A üzeri M çarpı ne? O zaman Ne oldu? üstler ne olacak arkadaşım üstler hemen söyleyelim üstler ne olacak üstün üstü çarpmaydı o zaman demek ki n ile m yer değişebilir çünkü bunlar birbirine eşitti n ile m yer değişebilir üstün üstü varsa o üstler yer değişebilirdi dedim geçtim üssü sayıda denklemler vardı hemen bunları da söyleyelim son kısma geldik artık bitiyor üssü sayılarda denklemler a üzeri x a üzeri y varsa tabanlar aynıysa üstler kesinlikle aynıdır. Devam edelim. İki tane iki tane üstü sayı işlemin denklemin varsa a üzeri m b üzeri m a üzeri x b üzeri y varsa bakın bunlar alt alta gelecek. Unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle bunları alt alta gelecek. Bunları çok güzel bir şekilde alt alta getireceksin. Bazen çakallık yaparlar. B ile A'nın yerini değiştirirler. O zaman da ne olacak? Sen hemen A'ları ve B'leri alt alta getireceksin. Yine bunları alt alta yazacaksın. Ne ile X olacak? M ile Y olacak. Sen bunları bölerek eşitleyeceksin. Buradan da sonuca ulaşacaksın. Hemen üstü sayılarda toplamı mutlak değerdeki gibi elma gibi x üzerine x üzerine x üzerine ne varsa x üzerine ortak parantezinde a artı b eksi c yapabilirim. Yaptım. Bunu da bitirmiş oldum. Bu kısmı da halletmiş olurum. Bir sorun kalmaz. Bunu da çok güzel bir şekilde hallederim. Başka arkadaşlar başka 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 ne işlerimiz varmış bakalım. Hemen bakıyorum. A üzeri 2 ne? B üzeri 2 ne? 2 sayının bakın tabanları değil bu sefer üstleri aynıysa. Dikkat üstleri aynı ve çiftse. Bakın çiftse ya bunlar gerçekten birbirine eşittir ya da farkıdır. Farklı olacaktır. Nasıl? Birbirinin birinin eksilisi olacaktır. Çünkü niye? Eksi 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4 aynıdır. Ya bunlar aynı şeyler olacak. 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 eşit olacak. Ya da bunlar farklı şeyler olacak. Ne yapılacak arkadaşım? Eksi 2, eksi 2 artı 2 olacak. İşte üssüm çiftse ya bunlar birbirinin aynısı. A ile B ya da birbirinin eksisi olacak. Tekse başka şansın yok. A ile B birbirine eşit olacak. Bir de bilmem gereken önemli bir şey vardı. O da neydi? O da şuydu arkadaşım. Bir üstü sayının cevabı 1 ise ya taban birdir. Başka istisnası yoktur. Ya üst sıfırdır. Biraz önce söylemiştik. Ama taban sıfır olmayacak. Ona dikkat edeceksin. Ya da taban eksidir. Eksi birdir. Unutma üstün çift olması lazım demiştik. Üç durum. Ya taban bir ya üst sıfır ya da taban eksi bir çift olacak. Burada da neyi unutmayacaksın? Tabanın sıfır olduğunu unutmayacaksın. Ve son konu. Ekok'a geçtim artık. Şey, Ekok nereden çıktı? İyice karıştırdık. Köklü sayılara geçtik arkadaşlar. 10. konum köklü sayılar ve bitiriyoruz artık son konu ne dedik arkadaşlar köklü sayılarda bakın ne çiftse burada dereceydi ne neydi köklü sayının derecesiydi ne çiftse arkadaşım ne olacaktı ne çiftse hemen burada a kesinlikle ve kesinlikle pozitif olmalıydı geldim buraya ne tekse arkadaşım kesinlikle istediği her şey olabilirdi a unutma ne çiftse sadece pozitif ve sıfır olabilir başka da bir şey olamazdı ve arkadaşım sana çok güzel söylemiştik bunu zamanında. Yine söyleyelim. Kökün derecesi bakın burayı toprak diye kabul edin. Kökler köktedir toprağın altında. Üstler üsttedir. O zaman biz bunu köklü sayıyı üstü sayı şeklinde yazabilirdik. Ve de bunu unutma. Kök kök içindeyse arkadaşım ne olacaktı kök kök içindeyse? O zaman arada bir sayı yoksa kökün dereceleri çarpılacaktı. Tek kökte yazılacaktı. Peki derecelerim aynıysa iki köklü sayı çarpılır mıydı? Evet çarpılırdı. Ortak köke alınırdı. Dereceleri aynı olacaktı. İki kökün dereceleri aynıysa bölünür müydü? Evet bölünürdü. Şurası kötü gözükmüş. O zaman burası ne olacaktı? N kökü derecede kök olacak. Ve A bölü B şeklinde yazardım. Unutma. En çok öğrencilerimizin, en çok sizlerin karıştırdığı yer arkadaşlar. Unutmayın burayı. N'inci dereceden kökün eninci kuvvetini alırsan bu A'dır. Bakın bunu unutmayın. N'nin dereceden kökün eninci kuvvetini alırsak bu A'dır. Devam ediyorum. Ama A üzeri N'nin N'nin dereceden kökünü alırsan bakın burada kuvvet alma burada kök alma var. Dikkat edin. N çiftse bununla bu gider mutlak değer gelir. N tekse bununla bu gider sadece A gelir. Unutmayın bu kısmı. Bu kısım süper önemli. Mesela diyor ki A kare eşittir 25 diyorsa her iki tarafın kökünü aldım. A eşittir ya 5'tir ya da A eşittir eksi 5'tir. Yani A eşittir mutlak değer. Mutlak değer A eşittir 5'tir. Unutmayın. Mutlak değer kökle giderse bunlar kökle kuvvet giderse onlar mutlak değer getirir. Ne zaman çiftse. Çünkü burada görünmez bir 2 var. dediğim geçtim. Köklü sayıların özel özel köklü sayılar vardı. Köklü sayıların özel özellikleri vardı. Onları söyleyelim. Bunu bir kere daha söylemiş olalım arkadaşlar. Bakın unutmayın bunu. Nedir bu? Bir tane ninci dereceden kök varsa, ninci kuvvetin varsa kesinlikle x'tir. Bir daha söyledim. Dışarıda bir a sayısı varsa içeriye alırken derecesinin kadar alıp üstüne içeri girer. Ne yapacak? a üzeri m olarak içeri girecek. Unutma. Bak bunlar çok önemliydi. Bir kere daha yazdım buraya çok önemli diye. Buraya geldim arkadaşım. Bak bunlar çok önemliydi. Yine burayı söyleyelim. M artı ne? M çarpı ne? Buradaki x M artı ne? Buradaki y M çarpı ne ise bunlar nasıl ayrılıyorlardı? Kök M kök ne? Ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık köklü sayılarda. Lütfen burayı hatırlamıyorsan anlamadıysan lütfen o videoya dön. Köklü sayılar videomuzda çok iyi anlattık. Kökün derecesi ve içerideki sayının üssü genişletilebilir. A ile bir sayı ile genişletilebilir. A sayısına bölünebilirdi. Biz bunu nerede yapıyorduk? Biz bunu karşılaştırmada, büyüklük küçüklükte sıralamada yapıyorduk. Ve de arkadaşım üslü sayı ve mutlak değerde söylediğim gibi matematiğin her yerinde olduğu gibi unutma arkadaşım. Elma 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 varsa bunlar ne olacak? A, B, C. A ile B toplanır. C çıkar. Bir de burası ne olur arkadaşım? Burası da yine bunların parantezin atacak. A kadar elma, B kadar elma ile toplanacak. C kadar çıkarsa tabii ki de A artı B eksi C olacak. Bir de şunu unutmuyorsun. Neydi arkadaşım? Kök 3 ile kök 5 toplanmaz. Çünkü kim toplanırdı arkadaşım? Aynı derece ve aynı aynı derece ve aynı içe sahip olacaklardı. Bakın aynı içe sahipler. Bunlar da aynı dereceye sahip. Hayır, içleri de aynı olacak. Bunların da içleri aynı. Burası ne olacak bu sefer? Bunların da kuvvetleri farklı. Böyle bir şeyle toplamada olmazdı. Çarpma olur muydu? Çarpmayı da bunlar çarpılır. Evet, iç içe geçerlerdi. 5 kere 3 olurlardı. Çünkü dereceleri aynı. Sıkıntı yok. Çarpma olurdu. Bak çarpma olur. Burada çarpma olur muydu? Evet dereceleri aynı yaparsan olurdu. Bununkini 6. 2 üzeri 3. Bakın genişlettim. Çarpı. Bununkini de genişletirsem 3 kere 2 6. Bunu da 2 üzeri 2 yaparsan bunlar şimdi çarpılırdı. Ortak 6. derecelerine geçer. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 olurlardı. Ve zaten buradan da işi çözerdin. İşte bu kadar arkadaşım. İşte bu kadar. Çok güzel bir şekilde bütün dönemin tekrarını bir buçuk saatte bitirdik. Dokuzuncu sınıf neredeyse TYT'nin yarısını full tekrarla bir buçuk saatte bitirdik. Ve arkadaşlar artık ikinci döneme geçiyoruz. Bakın bugün günlerden 1 Şubat ve full özet bizim önümüzde ve sen bunu izledin. Haf, bu hafta iki hafta boyunca biliyorsun ki okul yok. Geçen hafta tatilini yaptın. Bu hafta full özetleri izliyorsun. Kitap okumanı zorlandığın konuları tekrar ediyorsun. Tonguç Akademi senin için düşündü. Sen sadece çalışıyorsun ve 15 Şubat'ta yine matematik geri dönüyor. Yine canlı yayında sayı problemleri, bir sonraki hafta kesir problemleri. Tonguç Akademi senin yerine gördüğün gibi yine tatilini şubatı yaptı. Şubat'ta biliyorsunuz ki bu ay bu yıl 28 çekiyor. 28 çektiği için de 22 Şubat'tan sonra 1 Mart'ta yine programımız hazır. Tonguç Akademi senin için her şeyi yaptı. Ve arkadaşlar lütfen 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 kitabımızda bakın. Bizim anlattığımız sırayla mantık, kümeler, denklem ve eşitsizlikler konularını anlattık. Kare kodları okutun, yapamadıklarınızı yapın. Bütün soruları bizle birlikte bitirin. Ben özetle bitirdim. Sen de Dinamo kitabında ve sıfırdan dokuza kitabını bu tatilde bu 15 gün hadi bir haftası geçti ama 2 hafta lütfen tekrar et. Yapamadıklarını yap. Bak burada örnek sorular da var. Yardımcı olur sana. Olmazsa kare kota okutuyorsun. Orada zaten canım hocam, güzel hocam yapıyor. Ve arkadaşım unutma Şubat ayı bizi bekliyor. Şubat'a sağlam girmek için, güzel girmek için, 9. sınıfı çok iyi bitirmek için kitaplarımızı yapıyorsun. Ödevlerini yapıyorsun. Ve Şubat'a da hazır oluyorsun dedim. Artık arkadaşlar bu kadar. Birinci dönem bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin için de inşallah güzel tekrarlarla bitecek. Şimdi ödüllü soru. Lütfen ikinci dönem matematik dersinden beklentilerin neler? Aşağıya istediğini yazabilirsin ve bizle ilgili düşüncelerini, sen kendi matematikle ilgili düşünceleri, videolarla ilgili düşüncelerini aşağıya yazabilirsin ve ne diyoruz arkadaşlar? Sizleri seviyorum. İkinci dönem görüşürüz. Müzik